Merhaba arkadaşlar, ses geliyor mu? Meltem, ses geliyor mu? Ses geliyor, ben ses alıyorum. Namus Sefahim'e de ses geliyor. Cahit Mervan da burada. Bana da ses geliyor. Evet. Cahit Mervan'a da geliyor. Barış da gelecekti yukarıya. Dur bakalım. Aşağıda görünüyor şu anda. Barış da burada. Barış, kabul et bir zahmet yardımcılığı. Merhaba, sesin geliyor. Sesin geliyor. Sesin geliyor. Ben bir başlayacağız bir iki dakikaya. Şimdi evet. Tamam, başlayalım. Ben birkaç şey söyleyeyim, sonra siz konuşun. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bir teknik hata olursa veya aksama olursa arkadaşlar kusura bakmasın. Çünkü çok tecrübeli değiliz bu Twitter Space odalarında. Bu akşam seçim sonuçlarını konuşmak istiyoruz biraz. Yayınımızın başlığı zaten belli. Seçimden sonra Kürtler doğal olarak konuyu seçimlerden önce ele alıp bundan sonrasına da bakacağız. Seçim sonuçları malum, hangi şartlarda seçime gidildiği de biliniyor ve daha da önemlisi kiminle yarışıldığı, nasıl yarışıldığını da hepimiz biliyoruz.
Şimdi öyle veya böyle seçim sonuçları beklenenin aksine oldu. Peki bundan sonra ne olacak? En çok sorulan soru bu. Seçimin her iki turunda da Kürtler hem Kürdistan'da hem de Türkiye'nin diğer kentlerinde tavırlarını net bir şekilde ortaya koydular. Seçim sonuçları, açıklanan rakamlar ki bunları kabul edersek zaten bize bu durumu gösteriyor. Şimdi bundan sonra Kürtleri ne bekliyor? Kürt siyaseti ne bekliyor ve daha da önemlisi Kürt siyaseti neler yapmalı? İşte yayınımızda irdeleyeceğimiz sorulardan biri budur. Diğer yandan seçim sonrasında HDP ve Yeşil Sol Parti'ye yönelik çeşitli eleştiriler geldi. Halen de bu eleştiriler geliyor. Zaten bu partiler de peş peşe toplantılar yaptılar. Seçimin her iki turundan sonra da toplantılar yapıp basına açıklamalar yaptılar. Bugün de kapsamlı bir toplantı olduğu ve bugün de bir açıklama yapıldı. Öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki günlerde daha kapsamlı açıklamalar ve daha somut bazı yeni adımlar atılacak. Bugünkü açıklamada zaten bu ima ediliyordu. Bir muhasebe süreci olacağı ve bundan sonra mücadelenin daha da büyütüleceği bugünkü açıklamada özellikle vurgulanmıştı. Tabii ki HDP ve Yeşil Sol Parti'nin üyeleri var, kongreleri var, bileşenleri var, yetkili kurulları var ve onlar kendi seçmenlerinin de beklentilerini dikkate alarak yeni bir dönem başlatacaklar. Açıklamalarda bunlar söyleniyor. Ne kararlar alacaklar, nasıl uygulanacak bu kararlar biz burada bilemeyiz elbette. Ama önümüzdeki günlerde bunları hepimiz görmüş oluruz. Fakat bizler de işte, bu tür platformlarda yer edinen insanlar, gazeteciler, aktivistler, akademisyenler, siyasetçiler veya toplumun başka katmanlarından insanlar kendi görüş ve önerilerimizi, eleştirilerimizi, gözlemlerimizi sunarak bu sürece katkı sunabiliriz. Zaten yayınımızın amacı da budur. Fakat bazıları tabii şunu da söylemek gerek bir parantez açarak bazıları eleştiri adı altında neredeyse bir kampanya başlatmış bulunuyorlar. Ve bu kampanyayı yürütenler veya buna katılanların çoğu da bu partilerin seçmeni bile değiller. Elbette burada politik eleştirileri dile getirenleri, iyi niyetle eleştirileri dile getirenleri kastetmiyorum. Zaten az evvel söylediğim gibi bu partilerin yetkili organları bu eleştirilere cevaplarını verecekler. Şimdi herkes eleştiri yapabilir elbette. Görüşlerini söyleyebilir. Ama eleştiri yapacağım derken hakaret etmeden üç cümle kuramayanların söyleyeceklerini de kale alacak durumumuz yok. Bu yayınımızda da herkes elbette görüşlerini, öneri ve eleştirilerini dile getirebilir. Tek bir şartla tabii hakaret edilmeyecek, iftira atılmayacak ve kişiler hedef gösterilmeyecek. Onun dışında elbette herkes istediğini söyleyebilir. Şimdi ilk turda bazı katılımcı arkadaşlar 5'er dakika görüşlerini özetlesinler bence. Sonra söz almak isteyen diğer katılımcı arkadaşlar da konuşabilirler, soru da sorabilirler. Öneri de yapabilirler, eleştiri de yapabilirler. Zamanı kısa tutacağımız için herkes konuşamayabilir elbette ama elimizden geleni yapacağız. Benim ilk giriş babında söyleyebileceklerim bunlardır. Şimdi Barış sen al sözü istersen söyleyeceklerin varsa söyle ve ondan sonra önce hangi arkadaş konuşacaksa sözü ona verelim. Bence 5-6 dakika giriş, yani her arkadaş birkaç bütün düşüncelerini elbette söyleyebilir ama böyle kısa ve daha çok çeşit farklı görüş olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ahmet. İyi özetledin. Üzerine çok söylenecek bir şey yok. Eleştiri önemli. Yani her ne olursa olsun, yani skor odaklı bir bakış açısı değil. Yani sonuç ne olursa olsun bugün her sürecin sonunda artısıyla eksisiyle olanlar eleştirilmeli veya konuşulmalı ki önümüzdeki süreçte eksikler tekrarlanmasın. Kürtler bugünlere böyle geldi, bu mücadele böyle yürüdü. Bundan sonra da bence böyle olmalı. Yıpratmadan, zarar vermeden, zedelemeden güçlendirici, yapıcı eleştiriler önemli. Bunu HDP'nin yetkili organları, yöneticileri de aynı şekilde ifade ettiler. Bir eleştiri, öz eleştiri süreci olacak diye.
Bugün bu odanın da bu sürece katkı sunması dileğiyle diyeyim. Tüm herkese başarılar diyeyim. Ben de sözü konuşmacılara bırakayım. Teşekkür ederim. Evet, önce kim? Önce o zaman Mamusa Fehim konuşsun. Sonra Cahit Mervan sırayla böyle görünüyor böyle bende. Buyurun. Peki ben çok uzatmadan teşekkür ederek başlayayım. Her ikiniz de kısaca özetlediniz. Ben de çok uzatmadan söyleyeyim. Belki tartışmaya da mahal vermesi için bazı konu başlıkları itibariyle gideyim. Yani seçim sonuçlarını 14 Mayıs'ı, 28 Mayıs'ı ayrı ayrı saatlerce değerlendirmeye gerek yok. Sonuç nihayetinde ortada ve bu sonuç üzerinden biraz da önümüzdeki dönemi, geleceğe dönük konuşmakta yarar var. Çünkü hepimizin ortak kanaati 14 Mayıs'tan önce şuydu. Erdoğan gitmezse herkesi zor günler bekliyor. Ki en nihayetinde Erdoğan gitmedi. O zaman tespitimiz şu ise herkesi zor günler bekliyorsa bu zor günlere özgü bir yaklaşım, bir mücadele dönemini sergilemek lazım. Yani bu dönemde bir fark da şu, artık Erdoğan'ın karşısında sadece Kürt muhalefeti yok ya da işte Gülen cemaati yok. 2015'ten günümüze yaşanan gelişmeleri göz önüne getirirsek Erdoğan'ın karşısında en azından kendisine oy verenleri dışında tutarsak 25 milyon ona oy veren var. Çünkü Erdoğan seçim gecesi saray balkonundan yaptığı konuşmada herkesi çok net hedefe koydu, hep kutuplaştırıyordu. Daha önceki balkon konuşmalarında da hep rigid konuştu, kutuplaştırdı ama bu kez çok daha somut bir biçimde kin ve düşmanlık üzerinden bir konuşma yaptı. Şimdi herkes zor bir döneme giriyorsa o zaman herkes muhasebesini yapmalı ama diğerleri özellikle Millet İttifakı bileşenleri ne düzeyde muhasebe yapar, hangi gelişmeleri izlerler, onun üzerine çok şey söyleyecek durumda değilim. Yani eşit yaklaşık hepimizin tahmini var ama onlar açısından bildiğimiz bir şey de var. Birincisi lider hareketidirler. Burjuva düzlem üzerinden ayak oyunlarıyla bu işi götürürler. Yani onların kendi muhasebelerini yaparken aynı zamanda kendi çıkarlarını da öne çıkaracakları bir tablo vardır. Yani eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda aman ha o yenilsin de ben onun yerine lider olayım diye dua eden birçok CHP'li vardı. Şimdi büyük ihtimalle o tiplere gün doğmuştur ama bizim cenah açısından Kürt ulusal muhalefeti açısından işte ya da bir bütün olarak Kürt Hareketi, HDP, Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı, Kürt Demokrasi ve Özgürlük İttifakı açısından, kurumsal açıdan değerlendirdiğimde bu süreç hiçbir şekilde diğerlerinin muhasebesi gibi ilerlemeyecek. Şunu da baştan söyleyeyim, yani niye benzer ilerlemeyecek? Bugünlerde sosyal medyada da görüyoruz, yani geniş bir kesim. Ne kadarı içten ve samimidir, ne kadarı gerçekten bazı mahfillere bağlı olarak yapıyorlar bilmiyorum. Ama bilerek ya da bilmeyerek ya bu işin sorumlusu Ahmet'tir, o istifa etmelidir. Mehmet'tir, bu istifa etmelidir. Ayşe'dir, o istifa etmelidir. Yani yok böyle bir şey bizim gelenekte. Bizim geleneklerde Kürt ulusal muhalefeti içerisinde yer alan legal zeminde, diğer zeminlerde her şey bir şekliyle tartışma, kendi bütünlüğü içerisinde tartışmayla gitmiştir. Yani HDP açısından dersek yaşanan süreçte kararları ne tek başına Pervin Buldan ve Mithat Sancar aldı. Yeşil Sol Parti'den tek başına o kararları ne İbrahim Akın ve Çiğdem Başkan aldı. Yani bunlar bireysel kararlar değildi. En nihayetinde yanlışıyla doğrusuyla kararları eleştirebiliriz. Onlara dönük görüş ve düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem nasıl olması olduğunu, nasıl olması gerektiğini ifade edebiliriz ama bireyler üzerinden meseleyi tartışmak biraz da işi çıkmaza götürür. Ama onun dışında daha sağlıklı bir tartışma sürecinin yaşanması lazım. Ben bugün
Özellikle HDP, Yeşil Sol, işte Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi, Halkların Demokratik Kongresi'nin ortak açıklamasında onun işaretleri var. Yani bu nihai bir açıklama değil en nihayetinde. Seçim sonrasında yapılan ilk değerlendirmedir ama bu ilk değerlendirmede hem yaşanan sürecin muhasebesinin yapılacağı hem de önümüzdeki döneme ilişkin mücadele sürecinin nasıl devam etmesi gerekeceği yönünde açıklamalar somut bir biçimde veriliyor. Verilen işaret şu: tüm birimler ve tüm bileşenlerimizde, yani bunun dışında yer alan diğer ittifak kesimleriyle de, işte Emek ve Özgürlük İttifakı'yla da, Kürt Demokrasi ve Özgürlük İttifakı'yla da bu süreç yeniden değerlendirilecek. Geniş bir biçimde değerlendirilecek. Belki bir ayı, belki 2 ayı bulacak. Tabandan tavana doğru yaşanan bir belirginleşme olacak diyeyim. Çok kısaca kendi görüşümü de özellikle muhasebe açısından söylersem, yani birinci ve ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp bir başka adaya destek verme, sonuç itibariyle faşizmi yenme anlamında ortaya çıkmış bir stratejiydi. Ben o stratejinin hala yanlış olduğuna inanmıyorum. Onun bugünkü yazımda da ona yeni özgür politikada kısmen yer verdim. Ama doğrusu ittifaklar politikasında, yani seçim döneminde konuşmadıysak, söylemediysek, bu seçim sürecine bir anlamda sekte vurmamak içindi. Ama ittifaklar politikasında ciddi anlamda sınıfta kaldık. Yani geçmişin birikimleri üzerinden böylesine acemice ittifaklar yapmak, birinci turda özellikle 14 Mayıs'ta seçim sonuçlarına çok ciddi etki yaptı. Bu sadece Türkiye İşçi Partisi üzerinden ayrı ayrı seçime girmeyle değerlendireceğim bir olgu değil. Yani onun da eksikleri, gedikleri vardı, iyi yönetilmeyen bir süreçti. Ama örneğin Kürt Demokrasi ve Özgürlük İttifakı üzerinden de eksikler vardı. Yani birincisi, Kürt Demokrasi ve Özgürlük İttifakı çok kısa süre kala ilan edildi. Yani çok çok önceden tartışılan bir konunun bu kadar son dakikaya bırakılması doğru değildi. Çok aceleye getirildi. Çok aceleye getirildiği için de daha genişlemesi mümkünken genişlemedi, dar kaldı. Üstelik o kısmı genişlemeye rağmen bunu aday listelerinde de göremedik. Ya da tek tek yurtsever bağımsız şahsiyetler vardı listelerde. Kürdistan'da ağırlığı olan, sonuç itibariyle halk tarafından sevilen insanlar. Onlar da bir şekliyle geri planlarda bırakıldı. Tablo özetle bu. Yani bunlar üzerinden de elbette muhasebe yapmamız gerekir. Yine 5 dakika dediniz ama Kürt konuşunca kendini tutamıyor, kusura bakmayın. Biraz uzadıysa da kusura bakmayın lütfen. Teşekkürler. Zaten biz 5 deyince 5 dakikada bitireceğinizi beklemiyoruz. 7-8 dakika belki oldu. Barış bunu şey yapar. Teşekkür ederiz Fehim Şah. Cahit Mervan'a söz verelim. Bu arada söz isteyen arkadaşlar isteyebilir, talepte bulunabilirler. Sırayla söz vereceğiz. Bir de arkadaşlar odayı kendi hesaplarından da isterlerse paylaşabilirler. Onu da hatırlatmış olalım. Söz Cahit Mervan'da, buyurun. Merhaba, umarım sesim iyi geliyordur. İyidir, sorun yok. Tamam. Şimdi tabii çok zorlu bir süreç geride bırakıldı. Çok önemli bir seçimdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri. Tabii bu seçimleri normal demokratik bir ülkede bu seçimleri görürsek tartışmayı o noktadan, o zemin üzerinden yürütebiliriz. Yani normal hukuka, yasalara göre partiler seçimlere giriyor. Seçimlerde parlamento seçimleri var ve cumhurbaşkanı seçimleri var. Birinci turda adaylar yeteri çoğunu alamıyorlar. İkinci tura geçiyorlar ve ikinci turda da her iki aday da eşit koşullarda yarışıyor. Veya işte 14 Mayıs'ta bütün partiler eşit koşullarda, yasalar karşısında eşit, her türlü olanaktan arındırılmış şekilde, devlet olanaktan arındırılmış şekilde seçime giriyorlar. Eğer bu koşullar olmuş olsaydı, böylesi normal asgari demokratik şartların olduğu koşullarda partiler seçime girmiş olsaydı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın sonuçlarını konuşabilir, tartışır, buradan siyasi, toplumsal bir takım sonuçlar çıkarabilirdik. Ancak 14 Mayıs akşamı Ahmet Dicle'nin attığı ilk tweet'te söylediği gibi,
ki biz de aynı fikirdeydik, gördük, yaşadık. Bu seçim hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimleri matematik, yani bize gösteren rakamlar üzerinden, bize sunulan rakamlar üzerinden, bu rakamların sonuçları üzerinden konuşulması mümkün değil. Çünkü bu rakamlar gerçek rakamlar değil. Yani kısaca özetleyeyim, milyonlarca hayali seçmen var. 20 bin sandıkta muhalefetin müşahidi yok. Yüzlerce binlerce sandıkta Yeşil Sol Parti'nin oyları MHP yazılıyor. Yeşil Sol Parti'nin %1, %2 ve de %3-4 aldığı ama milletteki çıkarmadığı, Türkiye toplamında 1,5-2 milyona takıbilen oyunun yarısı eritiliyor. Örneğin işte Niğde'de, atıyorum, Yozgat'ta, Trabzon'da, Giresun'da veya Türkiye'nin diğer küçük ileri ufaklı baca şey, kent ve ilçelerinde eritiliyor. Ayrıca bunun da ötesinde merkezde, yani YSK'da ciddi bir simülasyon yapılarak oy kaydırması yaşanıyor. Ondan önce tabii Algo Parası, Anadolu Ajansı, Ankara'nın yaptığı hikayeler, CHP içindeki bu kontra güçlerin veyahut da Erdoğan'a bağlı Ergenekoncuların yaptığı numaraları bir ara topladığımız zaman, yani ne 14 Mayıs ne de 28 Mayıs'ta Anadolu Ajansı'nın, Ankara'nın, YSK'nın topluma sunduğu, dünyaya sunduğu rakamlar gerçekçi rakamlar değil, doğru rakamlar değil. O nedenle ben bu rakamları baz alarak herhangi bir değerlendirme yapmasının doğru olmadığı konusundayım. Yani ne Yeşil Sol Parti'nin aldığı oy oranı bu bize sunulan gerçek bir rakamdır, ne de 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın 49,5 aldığı gerçek bir rakamdır. Aslında 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçimi %52 ve %53 bandında bitirmişti. Fal saat 10'a doğru hepimizin bildiği gibi CHP genel merkezde bir takım müdahaleler yaşandı. Yani derin devletin o işte artık derin devlet neyse, bütün o devlet elinde bulunan AKP ve Erdoğan cuntası ciddi bir müdahale yaptı ve seçimi ikinci tura bıraktı. Çünkü gerçekten çok çok gayrimeşru bir durumdaydılar. İkinci turda bir meşruiyet kazanarak seçimleri aldılar. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise tabii dediğim gibi bu olayları, bu seçimi kendi gerçek koşullarından koparıp tek başına bir seçim olayları alırsak birçok şey söyleyebiliriz. Ancak ben kesinlikle bana hafızları olmamız gerektiği kanısında ısrarlıyım. Son 7-8 yıldır uygulanan, Kürtlere karşı uygulanan çökertme planıyla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yani hep tekrarlıyoruz, belki yine tekrar olacak ve şöyle diyecekler. Yani işte eleştirinin önünü kesmek istiyorsunuz veya tartışmanın önünü kesmek istiyoruz. Hayır, tartışmayı sağlıklı bir zemine oturtmak için bunları söylemek istiyorum. Çünkü eğer biz 2014'te Kobani'deki direniş ve peşi sıra gelen 2014 Ekim'inde Türk Genelkurmay'ın aldığı, yani pardon, Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı çöktürtme planı ve 5 Nisan'da barış sürecini bitirilerek, çözüm sürecini bitirilerek devreye konuldu. Bu plan iyi anlaşılmadan bugün olup bitenleri anlamak mümkün değil. Kaldı ki bundan, ondan sonra da bir, biliyorsun, bir 15 Temmuz darbe işlemi, darbe girişimi yaşandı ve Türkiye yeniden şekillendi ve daha sonra da işte Türk tipi cumhurbaşkanlığı gibi hiç başka bir ülkede olmayan bir diktatöryal rejim oturtulmaya çalışıldı. Son bir yılda bile, son bir yıla baksana, hatta seçimlerden son bir ayına baktığım zaman bile Kürtler, Yeşil Sol Parti, demokrasi güçleri asla eşit olmayan koşullarda seçime gittiler. Yani işte yüzlerce insan tutuklu, binlerce insan içeride, eş başkanlar, milletvekilleri, belediye eş başkanları, parti meclis üyeleri, hatta sıradan HDP'ler içerideydi. Seçim yaklaştıkça HDP üzerindeki o demokrasinin kırıcı tam sallanmaya başladı. İndi inecek denildi. HDP'nin kapatıp kapatılmayacağı gündemdeydi ki halen öyle. Ama Türk rejimi HDP'yi, Kürtleri seçime sokmak ve bir oldu bittiyle karşı karşıya getirmek için birden fazla tuzak kurmuştu. Bu tuzakları hepsi tek tek aşmak, yeni bir partiye seçime girmek gerçekten çok zordu. Yani seçimlere 1,5 ay var. Kaldı ki deprem var, deprem olmuş. Siz halkınıza ilgilenmek zorundasınız. Bir sürü kadronuz içeride, bir sürü kadronuz yurt dışında, birçok insan aranıyor. Ayrıca bu dönemde de sürekli bir operasyon yiyorsunuz. Yani gazeteciler tutuklanıyor, hukukçular tutuklanıyor, sivil toplum temsilcileri gözaltına alınıyor. Olası müşahitleriniz ve olası adaylarınız hakkında bir takım kararlar
mahkeme yargı kararları çıkıyor ve böylelikle de sizin kolunuz kanadınız kırılarak bir seçime sokulmak isteniyorsunuz. Yeşil Sol Parti buna anlamda devreye girdi. Yani birincisi böylesine eşit olmayan koşullarda Yeşil Sol Parti 14 Mayıs'ta yarıştı. O nedenle ben ikiye ayırmamız gerekir. Yani mesela ikiye ayırmamız gerekir. Bir, biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs koşul seçimlerini kendi gerçek koşullarından koparak mı, yani soyutlarak mı tartışacağız? Yani konuşacağız, eleştiri ve öz eleştiri yapacağız. Buradan sonuçlar çıkaracağız. Yoksa hayır, biz bütün bu yaşanan süreci de göz önünde bulundurarak bu süreçten ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiğini, nereden gelip nereye gittiğimizi de göz önünde bulundurarak bir eleştiri ve öz eleştiri sürecine gireceğiz. Ben ikincisinin olması gerektiği kanısındayım. Tabii bunu söylerken bahane aramıyorum Tayyip Alışer için. Bunu söylemek zorundayım. Örneğin az önce Fehim de söyledi. İttifaklar süreci iyi yönetilemedi. İyi yönetilemedi. Burada nerede eksik, aksak yapıldı, nerede yanlış yapıldı, bu konuda üzerine durup düşünmek gerekiyor. İki, işte Kürt İttifakı da erken ilan edilebilirdi ve Kürtlerin toplumsal demokratik talepleri, özellik talepleri, özgürce yaşama talepleri daha baskın bir şekilde seçimlerde dile getirebilirdi. Üçüncüsü, aday seçiminde daha titiz davranabilirdi. Ben şahsen canım tabii ki meseleye bakılmasından yana değilim. Çünkü bu şu anda eleştireceğimiz, tartışacağımız belki de bir şeyde, bir programda şey diyeceğimiz, konuşacağımız insanlar yarın öbür gün cezaevine girmekle karşı karşıya kalacaklar. O nedenle ben hakkaniyetli olmaktan yanayım. Yani eleştirelim, tartışalım. Ama şunu da bilirim ki seçimlerden önce de ve seçimden sonra da Kürtlere yönelik, Kürt özgürlük, siyasi hareketlerine yönelik, Kürtlerin demokratik bileşenlerine, ortaklığına yönelik devlet terörü, saldırı ve şiddeti aralıksız devam etti. Yani biz Cizre'deki şeyi gördük en son 28 Mayıs'tan kuşatıldığını. Hatta 14 Mayıs'ta Şırnak ve Cizre gaza boğuldu. O nedenle biz sıradan bir seçim yaşamadık. Bu sıradan seçim yaşamamın getirdiği koşulları gözünde bulundurarak eleştirmemiz gerekiyor. Ama kırıp dökmeyelim, eleştirelim. Biz eleştirirken de hakkaniyet ölçüsünü, koşulları göz önünde bulunduralım. Ve bir de bir şey daha söyleyeyim. Asla bizim eleştirimiz devletin veya böyle doğuştan kronik olarak artık politikanın değil de psikiyatrinin bir meselesi haline gelmiş sürekli bir karşıtlık üzerinden yapamayız biz bunu. Çünkü bizim sırtımızda çok fazla kefe var, çok fazla yükümüz var, çok fazla bagajımız var, çok fazla sorumluluğumuz var. Yani çünkü karşımıza gerçekten her türlü kötülüğü yapmaya hazır, organize bir kötülük imparatoruyla karşı karşıyayız. Evet, şimdi bu kadarı söyleyeyim. Eğer arkadaşlarım soracak sorular olursa yanıtlamaya çalışacağım. Herkese çok Peki. teşekkürler. Teşekkür ederiz Cahit Mervan'a da görüşleri için. Tekrar uyarayım konuşacak arkadaşlar. Süreye dikkat ederlerse seviniriz. Seda Alçınar burada konuşmak isterse Yeşil Sol Parti milletvekili adayıydı. Kampanyanın da içindeydi. Onun tecrübeleri, görüşleri önemli. Sözü Seda Alçınar'a verelim. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve dinleyen bütün arkadaşlara da selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum peşinen. Arkadaşlar öncelikle çok çok zor bir seçim dönemi atlattığımızı kabul etmek gerekli. Ben buradan başlamak istiyorum çünkü karşımızda daha evvel de konuşmacı arkadaşların belirttiği gibi çok büyük bir organizasyon vardı. Bunu biz hem seçim öncesinde deneyimledik hem de seçim günleri yani her iki günde de 14'ünde ve ayın 28'inde olağanüstü bir organizasyonla karşı karşıyaydık. İlk turdaki kampanyalarıyla ikinci turdaki kampanyaları arasında fark da oldu. Özellikle ikinci turda dijital kampanyaya çok yüklendiler. Bizim hiçbir imkanımızın olmadığını baştan
söylemek lazım. Yani bizim hangi imkanlarla kırsalda çalıştığımızı, şehirlerde çalıştığımızı sadece biz biliyoruz. Yani bütçemiz çok çok kısıtlıydı. Benim gördüğüm kadarıyla her örgütün, her ilin bütün gönüllüleri ve üyeleri kendi imkanlarıyla bir şeyler yaptılar. Bir defa HDP'nin hazine yardımı seçimin çok çok kısa bir süre öncesinde üzerindeki tedbir kalktı. Dolayısıyla olağanüstü bir ekonomik zorluk içerisinde girildi. Ve ekonomi seçimler için her şey demek. Yani bir yerden bir yere gitmek, bir köy ziyareti bile sadece bir şey, bu transfer bile para demek. Bir kere bunu baştan bilmemiz lazım. Gerçekten ekonomik olarak çok zor koşullarda herkesin kendi imkanlarıyla verdiği bir mücadeleydi bu. İkincisi, Cahit Mervan'a çok katılıyorum her iki boyutuyla da. Birincisi, ben bu seçimi meşru bir seçim olarak görmüyorum. Komplo teorileri hep böyle söylenir, konuşulur ama biz böyle biraz şey mesafeli bakarız. Ya hep öyle derler ama filan deriz ama son birkaç seçimde sahayla hiç ama hiç uyuşmayan şeyler söz konusu. Yani sadece benim aday olduğum ve çalışma yaptığım Çanakkale'ye baktığımda ben o akşam şeyde il örgütünün merkezinde gelen seçim sonuçlarına böyle, tabii ki bizim için öncelik partimizin vekil çıkarıp çıkarmaması veya kaç ne kadar oy aldığımız, nerede ne kadar, biz bunlara bakıyorduk ama ben bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ıslak imzalı tutanakları incelerken baktığımda hep bir önceki seçimle karşılaştırdım. Yani %50 %50'den 2 bölü 3, 1 bölü 3 gibi, bazen de 1 bölü 4'e 3 bölü 4 gibi farklar olmasına rağmen neredeyse bütün imzalı tutanakları inceledim, 400'e yakın. Genel olarak böyleyken en sonunda şeye baktığımda, totalde sonuçlara baktığımda ne olduysa, yani tabii ki o anda benim oturup da hepsini hesaplama şansım yoktu. Hiç o kafamdaki istatistiksel şeyle karşılaşmadım. Bütün Türkiye için de bu geçerli. Yani nasıl oldu ve bu sonuçlar dijital sisteme nasıl aktarıldı? Burayı gerçekten anlayamadım. İlk turda ben de Kılıçdaroğlu'nun almış olabileceğini seçimi düşünüyorum. Çünkü şey çok açıktı. Yani bizim oylarımızın, yani MHP'nin oylarına kaydırıldığı, yani kaç sandıktan bize böyle bir şey geldi sayamadık. Herkes biliyor bunu. Yani Urfa'nın ve doğudaki, yani Urfa zaten çok temsili bir yer oldu bu son seçimlerde. Ama muhalefetin özellikle CHP'nin itiraf ettiği bir şey, 15 bin ila 20 bin sandık arası kontrolsüzlük hiç de mazur görülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz ıslak imzalar ve o ilk turdaki açıkçası seçim sonuçları benim nezdimde hiç güvenilir değil. İkincisi, yani hiç kimsenin üzerinde durmadığı, sadece bizlerin dillendirdiği bir şey var. Seçmen sayısının nüfusa göre 6 milyon fark göstermesi hiç normal değil. 167 bin, 147 bin gibi rakamlar dönüyor göçmen seçmenlerle ilgili. Bu arada uçurum var. Bu anlaşılmaz istatistik verilerle ortaya konan bir şey. Ama şey, seçim sonuçları hemen kabullenildi. Yani 6 milyon sonradan eklenen yeni vatandaşların bu kadar hızlı biçimde oy kullanması, belki de sadece bunun için insanlara, bazı insanların üstünden üç kimlik çıktı mesela. Yani bu şekilde sadece bir oy kullanma adına verilmiş kimliklerin olma olasılığı dahi tek başına aslında seçimin iptali sebebi. Ben açık konuşmak gerekirse ilk turla ikinci tur arasında hem sandıklardaki bu yoğun ihlaller, hem de seçmen sayısıyla ilgili olarak bir dava açmayı düşündüm. Yani seçimin iptali ve ikinci turunda şeyinin, yürütmenin durdurulması ve ikinci turunun yapılmaması. Yargı yolu problemi var burada. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduğunuz zaman reddedildiğinde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesin. Kesin kararlar üzerine yargı yolu kapalıysa yapılacak tek şey Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurudur. Oradan çıkan sonuca göre de
işte uluslararası mekanizmalar devreye girer. Şimdi böyle bir yasal yokluk içerisinde diyelim ki ben böyle bir şeye başvurdum. Şunu düşündüm sadece. Olur da ikinci turda Çok özür Kılıçdaroğlu. diliyorum Sayın Buyurun. Avşar, özür Buyurun. diliyorum. Süreye dikkat edelim, toparlayabilirsek çok Tamam. sevinirim. Ben Bir buradan dakika. hemen bağlayacağım. Evet. Tamam, Bunu buyurun. söyleme sebebim şu. Olur da ikinci turda Kılıçdaroğlu ve bizim tarafımız kazanırsa bu defa açtığım dava üzerinden bir zarar verir miyim diye endişe ettim. Dolayısıyla benim özetlemek istediğim şu. Ben tek başıma dahi bu seçimlerin yasal olmadığı konusunda partili değil olmasa bile tek başıma mücadele vermek istedim. Ama burada artık ikinci turda bitti ve bu seçim meşru bir seçim değil. O yüzden gerek ekonomik zorluklar, gerek fiziki zorluklar, gerekse binlerce arkadaşımızın tutuklanması ki Cuma günü daha 3 gün evvel Tekirdağ'da 20 arkadaşımız tutuklandı. Dün onları ziyaret ettim. Oy başvurusu yapmışlar, dilekçelerini işte dikkate almamışlar. Bu koşullar altında ben bundan daha iyisinin olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden öz eleştiri konusunda tabanda çok ciddi bir şey var. Herkes yani beni bulan şey diyor. Ne olacak, ne olacak diyor ama tabii ki bu konuda konuşma hakkım yok. Ama Demirtaş'ın içeride olması, geçen seçimlerde aday olması ile olmaması arasındaki fark, kampanya, deprem, Ramazan, bayram derken bütün bu koşullarda bundan daha iyisinin olması mümkün değildi. Kaldı ki bundan daha iyisi reelde vardı ama sonuç olarak ben gerçeklerin sandığa yansımadığını, dijital sisteme yansımadığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ediyoruz Seda Alçınar'a da görüşleri için. Süreye dikkat ederse konuşmacılar çok sevineceğiz. 5 dakikayla sınırlamıştık, hatırlatalım. Odaya yeni girenler için konuşmak isteyenler söz isteyebilir. Öztürk Türkdoğan aramızda, Erdal Er aramızda, Ömer Öcalan aramızda. Gazeteci arkadaşlarımız var, Bedran Dere, Adnan Bilen. Konuşmak isterlerse söz isteyebilirler. Göremediğim aşağıda kalan isimler varsa Ahmet Dicle de tamamlayabilir. Şimdi Çok burada istek var. Ben açıkçası içinden çıkamıyorum. Ama bu bahsettiğin arkadaşlar konuşmak isteyen mesaj da yazabilir. Biz dilek mesaj yazabilir. Orada dilek davetiye gönderebiliriz. Ama Öztürk Türkdoğan'la devam edebiliriz. Sanıyorum tamam. o Tamam. konuşma isteğini de kabul etti. Öztürk Bey'e sözü bırakalım. Buyurun. Ben de herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu program biraz katılmam tesadüf oldu. Tabii ilginç bir deneyim yaşadım ben. Bir siyaset deneyimi ve orada halktan öğrendiğim çok şey oldu. Yani benim bakımımdan oldukça öğretici bir süreçti. Ben tabii ki bu süreci bütün boyutlarıyla değerlendiren bir değerlendirme yazısı yazdım. Partili arkadaşlara vereceğim. Bu eleştiri ve öz eleştiri toplantıları yapıldığı zaman onu parti içerisinde elbette ki enine boyuna konuşacağız. Fakat halktan edindiğim birkaç izlenim var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul ikinci bölgede çünkü yoğun bir kampanya dönemi yaşadık. Hemen hemen birçok toplantıda yani yöre dernekleri toplantısı, kahve toplantısı, halkla değişik boyutlardaki toplantılarda İlk bize yönelik ilk eleştiri şuydu. Niçin bir adayımız yok? Niçin bir cumhurbaşkanı adayımız yok? Bu konuda yoğun bir eleştiri aldığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun seçim sonuçlarına etkisini de gözlemledim. Çünkü adayımızın olmamasının yarattığı kafa karışıklığı nedeniyle ciddi anlamda seçmen tabanında bir sıkıntı oldu. Bazı seçmenler CHP'ye oy verdi örneğin. Bazı seçmenler oy vermek istemedi. Bazı seçmenler yanlış oy kullandı. Yani dolayısıyla burada bir açıkçası bir problem olduğu açık. Bu konuda ciddi anlamda bir eleştiri aldığımızı söyleyebilirim. Bir diğer eleştiri noktası ittifaklarla ilgiliydi. Yani hemen hemen özellikle İstanbul'da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın iki partiyle seçimlere
katılmasını çok çok sık eleştirdi seçmenlerimiz. Çünkü hemen hemen aynı tabana hitap ediyoruz. Aynı tabana hitap ettiğimiz bir ortamda seçimlere Yeşil Sol Parti ve ayrıca TİP olarak, ittifak olarak girmemizin seçmen tabanında yarattığı rahatsızlığın sonuçlarını özellikle İstanbul'da bizim bakımımızdan biraz acı bir deneyim olarak yaşadık. Bu konuda da seçmenimiz haklı çıktı. Dolayısıyla ittifak politikaları konusunda arkadaşlarımızın hata yaptığını sık sık ifade ettiler ve bu konuda zaten seçim sonuçları bunu gösteriyor. Ben biraz şu noktaya gelmek istiyorum. Esasında bu süreci biraz önce Cahit Bey bahsetti. Son 8 yıldan ayrı olarak ele almamak gerekir. Bu önemli bir değerlendirme. Türkiye'deki seçimlerle ilgili ben geçen yılın Aralık ayında bir rapor yazmıştım dernekte olduğum zaman. Onun Türkçesi ve İngilizcesi İHAD'nin web sayfasında var. Şu anda zaten bağımsız bir seçim idaresi yok. Yani seçimlerin dürüstlüğü ilkesine uygun bir seçim olmayacağı zaten belliydi. Yani dolayısıyla buradan bir beklenti içerisine girip seçime hazırlanmak biraz saflık olurdu açıkçası. Türkiye'de açıkçası kimilerinin devlet aklı dediği, kimilerinin adına ne derseniz deyin, ama bizim daha çok resmi ideolojiden beslenen siyasal partilerin Kürtler söz konusu olduğunda, Kürt talepleri söz konusu olduğunda veya sosyalistler söz konusu olduğunda refleksleri aşağı yukarı aynı. Ve bu seçim sürecinde de maalesef bunu gördük. Yani dolayısıyla ittifaklar meselesinde de, aday çıkarıp çıkarmama meselesinde de bu konu hep akılda kalmalıydı ve buna uygun hareket edilmeliydi. Çünkü Türkiye'de özellikle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın beslenme kaynağı resmi ideoloji. Böyle olunca Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bunu gören bir noktadan aslında konumlanması gerekirdi. Seçmen tabanımızda da bu konuda ciddi anlamda eleştiri aldığımızı söyleyebilirim. Bu aday çıkarıp çıkarmamayla bağlantılı bir konu özellikle. Yani burada seçmen tabanında bu konu şöyle anlaşıldı. Yani siz o zaman çok güçlü bir iddianız yok. Çünkü seçimi ilk turda kazanacağınızın garantisi ne? Evet, adayı çıkarmadınız. Niye? Çünkü Sayın Türk'ten burada... çok özür diliyorum. Yektan Türk Yılmaz'ın mikrofonu açık, onu kapatabilirse iyi olur. Öztürk Bey, buyurun devam edebilirsiniz. Süreyi de gözeterek lütfen. Tamam, buyurun. Ben de hemen toparlıyorum. Yani burada da insanlar hep şunu söylüyordu. Bunun garantisi ne? Yani ilk turda bu seçimi kazanma üzerine bütün stratejiyi kurmuşsunuz. Ve tam da evet, ilk turda kazanamadık. Niye? Çünkü seçim ve sandık güvenliğinde umut bağladığımız, tırnak içinde söylüyorum, CHP Genel Merkezi'nin kendisi bir kere bloke oldu. Böyle olunca da ilk turda istenilen sonuç elde edilemedi. Yani bütün bunların aslında bir şekilde hesap edilmesi gerekiyordu. Ben süreci öğretici bir süreç olarak değerlendiriyorum. Hani buradan çıkarılacak çok ders var. Fakat şunu ifade edeyim, çok canlı, dinamik, çok aklı başında ne yaptığını bilen bir tabanımız var. Halk tabanımız her şeyin farkında. Dolayısıyla daha fazla halkı dinlemek gerekiyor ve oradan gelecek eleştirileri dikkate almak gerekiyor. Şayet bu şekilde bir yöntem belirlenirse, sağlıklı bir eleştiri ve öz eleştiri süreci yaşanırsa, geleceğe dair çok daha sağlam adımlarla yürünecek bir siyasal süreç bizi bekliyor. Bunları söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öztürk Türkdoğan'a da teşekkür ediyoruz. Bu arada Sayın Ömer Öcalan, Meral Danış Beştaş'a da mikrofonu uzattık. Eğer konuşmak isterlerse kabul edebilirler. Yekten Türk Yılmaz'a söz verelim. O da davetlimizdi. Onunla devam edelim. Süreye riayet etmesini tekrar istiyorum. Teşekkürler Yektan Bey, buyurun. Merhabalar. Sesim umarım düzgün geliyordur. İlk başta... Sorun yok, buyurun. Özür dilerim. Demin mikrofon açıkmış. Kusura bakmayın. Yani şimdi ben şöyle bir genel ilkeden başlamak isterim. Yani bu seçimde muhalefetin performansını değerlendirirken biraz
adaletli olmak lazım, adil olmak lazım. Ayrıca yani bu genel muhalefet için doğru, özellikle HDP ve Yeşil Sol Parti için özellikle doğru. Şimdi buradan bir başlamak gerekiyor. İkincisi, Yeşil Sol Parti'nin performansını total bir performans değerlendirilmesi olarak yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü baktığımız zaman, haritaya baktığımız zaman bölge bölge çok fark eden bir performans söz konusu. Bunu dikkate almak gerekiyor. Ve bunun bize anlattıkları var. Yani birincisi, ilk başta Kürt illeriyle başlarsak, yani Kürt illerinde 2015 Haziran seçimlerinden bu yana devam eden bir erime var HDP, Yeşil Sol Parti oylarında. Bu çok anlaşılır bir erime bir yanıyla. Neden öyle? Çünkü HDP bu rejim tarafından hızla kaynak dağıtan bir parti olmaktan uzaklaştırıldı. İleri gelen kadroları hapislere tıkıldı. Birçok birimi işleyemez hale getirmek için elden ne geliyorsa yapıldı. Ve dolayısıyla gelinen noktada yani bir HDP olanak değil, risk dağıtan bir organizasyona dönüştü. Ama buna rağmen şunu görüyoruz ki bu son seçimde evet küçük çaplı olsa bir düşüş oldu, ama bu düşüşte azalma olduğunu görüyoruz. Ve özellikle her şeye rağmen altı çizilmesi gereken nokta, Kürt bölgelerinde, Kürt illerinde HDP Kürt halkının eşit yurttaşlık talebinde ne kadar ısrarlı olduğunu bir kez daha Yeşil Sol Parti'nin aldığı oylar gösterdi. Ve Yeşil Sol Parti kimi yerlerde hatta vekil arttırdı, kayıp olmadı. Genelde çok büyük kayıp olmadı, bazı illerdeki ufak tefek kayıplar dışında. Şimdi ikinci bölge, HDP'nin daha önce milletvekili çıkartamadığı ama hatırı sayılır oya sahip olduğu yerler nereler mesela? Erzincan gibi, Maraş gibi, Malatya gibi, işte Çorum gibi. Şimdi bu gibi illerde ne oldu? Bu gibi illerde olansa şu, bu seçimin özel bir mahiyeti var. Yani bu seçim Kürt seçmen tarafından Erdoğan'dan kurtulma seçimi olarak anlaşıldı. Ve bununla beraber gelen şöyle bir sonuç ortaya çıktı ki, insanlar belediye seçimi gibi kazanacak vekile yöneldiler. Ve buralarda kimi yerlerde %7, kimi yerlerde %6 olan oy neredeyse sıfırlandı. Yarısından altı aşağıya düştü. Yani buradan YSP'nin bir puanın üzerinde ülke çapında bir kaybı olması söz konusu. Ama dediğim gibi bu seçimin özel mahiyetinde. Şimdi üçüncü bir bölge ve bence esas başarısızlık bölgesi diyebileceğimiz bölge ise Batı illeri. Metropol iller, daha önce HDP'nin vekil çıkarttığı yerler. Şimdi burada ne olduğunu zaten aşağı yukarı herkes biliyor. Yani burada ittifak siyasetiyle ilgili çok ciddi bir problem oldu. Ben şimdi bir defa şimdi Kürt hareketini iyi anlamak gerekiyor bu noktada. Yani Kürt hareketi taktiksel olarak değil, stratejik olarak sadece bir ulusal hareket değil, aynı zamanda bir toplumsal kurtuluş hareketi olarak kendini tanımlıyor. Ve dolayısıyla kendini solda tanımlıyor. Zaten Kürtlerin ulusal hareketleri de bugün solda olan talepler. Ancak hepimizin de çok iyi bildiği durumlardan dolayı, gerilimlerden dolayı ve bazı sıkıntılardan dolayı ittifak işlemedi. İttifakın işlememesiyle beraber şu da oldu tabii ki, YSP listelerinden giren, Yeşil Sol Parti listelerinden giren kimi adaylar oldu? Sola çok anlatılması zor olan adaylardı bunlar. Bence adaylıkları da yanlış değildi. Destekledim adaylıklarını da. Halen destekliyorum. Ama bu anlatılamadı mesela. Ve ayrıca bence şunu anlamakta da zorluk çekildi biraz. Kürt tabanı bugün özellikle metropollerde yaşayan Kürt tabanı tarihinde olmadığı kadar solda bir grup. Şehirlerde proleterleşmiş, şehirlerin marjinlerinde yaşayan ve hızlı şekilde sekülerleşen sol bir grup. Ve ikinci bir söyleyeceğim ise burada bu sol durum şunu görecek herhalde sanırım önümüzdeki dönemde veyahut da Yeşil Sol Parti'nin yöneticilerinin önünde şöyle bir durum olacak. Bunu artık Yeşiller, yani tipten mesela Serra Kadıgil'in bir iddiası vardı. O da neydi? Ortak havuz olmadı. Aslında bu seçimin bize gösterdiği şöyle bir durum var. Çok büyük bir ortak havuz var. Özellikle Alevilerden, uzun süreden beri HDP'ye oy veren sol seçmenden ve HDP bu kesimlere ulaşmaktan, hatta
Kürt seçmenden bir kısmını maalesef burada bir kayıp olduğunu görüyoruz. Ve bundan umarım bir ders alınacaktır. Bence herhalde büyük ölçüde istikamet YSP'nin kendisinin bir sol hareket olduğunu daha fazla vurgulaması ve bu yönde ilerlemesi. Dördüncü bir bölge ise bence yurt dışı oyları. Burada da yine hem seçimin özel mahiyetinden dolayı sanırım bir de oradaki örgütlülük sorunu dolayısıyla bir sorun olmuş gözüküyor. Ama tekrar toparlarsam süreyi de aşmadan daha fazla. Benim çok iyi olur. Benim söyleyeceğim, genel olarak söyleyeceğim şudur. Burada genel bir başarı veyahut da genel başarısızlıktan ziyade bu kısımları tek tek ele alarak ve hakkaniyetle bu eleştirileri yapmak gerekiyor. Eminim birçok daha da uzun vadeli yapılacak hesaplar vardır. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna hiç girmiyorum. Ama yani tabii ki bunların tabii ki çok elden geçirilecektir. Çok eleştiriler toplanacaktır. Ve ben Yeşil Sol Parti'nin buradaki performansının toplanamaz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burada dersler alındıktan sonra bu hareketin çünkü esas gövdesinin güçlenerek veyahut da eski haliyle yerinde durduğunu tespit etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sergen Suç. Özür diliyorum. Sanıyorum Ömer Öcalan. Evet, Ömer Öcalan da burada. Daha sonra Sergen Sucu'ya da söz vereceğim. Lütfen süreye dikkat edelim. Bu tır için 5 dakika, daha sonra sorular için birer dakika zaman ayıracağız. Süreye riayet edelim. Buyurun Ömer Öcalan da söz. Merhabalar tüm arkadaşlara, iyi akşamlar. Özellikle gazeteci arkadaşlar yoğunlukta görünüyor. Hepsine tekrardan merhabalar. Tesadüfen dinleyeyim dedim. Burada da sizin ismimizi zikretmenizden kaynaklı birkaç bir şey söyleyeyim. Biz çözümü kendimizde arayan bir hareketiz, bir mücadeleyiz. Bizim dışımızdaki koşullar devletin, AKP'nin ve diğer tüm bürokrasinin bize yönelimleri bundan önce de vardı. Bugün de vardı, yarın da olacak. Kavla Türkî düven ev be minnetiyi. Bu ilerleyen dönemde de böyle olacak. Yani şimdi biz bazı şeyleri kendimizde aramazsak, yoğunlaşmazsak, çözümü kendi dışımızda ararsak o zaman bu yanılgılı bir durum olur. İlla ki bu seçim bizim için koyduğumuz hedeften uzaktır. Tabii ki Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in birçok yönüyle demokratikleşmesi, red ve inkar politikalarının kaldırılması için geniş bir perspektif oluşturmaya çalıştırdık bu seçimde. Lakin demek ki burada eksiklikler, yetmezlikler ortaya çıkmıştır. Bu yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ben aslında halkımızı dinlemeliyiz. Yıllardır emek veren emekçi yoldaşlarımızı, kapı kapı gezen insanlarımızı, il örgütlerimizi, ilçe örgütlerimizi bir dinleme süreci, en azından nerede neyi kaybettik orada aramalıyız. Bunun adını koymak gerekiyor. Belki bu söylediklerin biraz da içe dönük olması gereken. Tabii ki mücadele büyüyecek, devam edecek. Pardon, bu konuda bir planlamanız var mı parti olarak? Yani parti kurulları toplanacak. Toplantılar başladı zaten. Biz de bazı kurullarda yer alıyoruz. Toplanacağız, konuşacağız, tartışacağız. Bu yılların bize bıraktığı bu büyük mirası büyütme hedefindeyiz. Lakin gri alan siyaseti olarak tabir edilen siyaset gövdeyi yutma hamlesi yapıyor. Bunlar zararlı şeylerdir. Biz kolektif bir akılla, ideolojik bir yaklaşımla bu zorlu ve zahmetli süreci aşabiliriz. Yani yoktan var olan bu noktaya gelen bir mücadeleyi indirgemeci bir noktaya götürmemeliyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. İnsanlarımız şu an tabii ki moralliler, coşkullular, inandıkları değerler vardır. Canından can verenler, büyük bedeller ödeyen insanlar, zindanlar ağzına kadar dolmuş binlerce insan zindanlardadır. 30 yıl zindanda kalıp da çağrılıp pişman olup olmadığı sorulup 6 ay uzatılan tahliyeleri uzatılan insanlarımız vardır. Bu kadar değerlerimiz vardır. Büyük bir yoğunlaşma süreci en azından hem bireysel olarak hem örgütsel olarak hem toplum olarak. Biz Türkiye'nin birinci yüzyılında olduğu gibi
ikinci yüzyılında da bu inkar ve ret politikalarına karşı büyük bir mücadele yürüteceğiz. Ama benim tasfiyem kendimizden başlamalıyız bence. Tabii ki devletin yaklaşımı, AKP'nin devletleşmesi, kurumların hakimiyeti, bu alınan oyların ateşin içinden çıkarıldığı, alındığı gerçeği, kaymakamların, valiliklerin kendi il ilçe sınırlarındaki baskıyı, basıncı elbette ki görüyorum. Ama bu bizim için kesinlikle gerekçe olamaz. Kolektif bir akılla, büyük bir mücadeleyle, beslendiğimiz öz kaynaklara dönerek biz yeni bir süreci başlatma hedefindeyiz. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Üçüncü yol siyaseti. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit. Sayın Öcalan'ın 2019'daki mektubu derinlemesine okumak gerekiyor. Yani sadece bir İstanbul seçimiyle alakalı değildi. Zaten bir hafta öncesinden gelen bir mektuptu. Ama istismar etmek isteyenler de ortaya çıktı. Biz Türkiye'de siyasal İslam, yeşil faşizmle Türkçü, beyaz faşizm arasında tercih noktasında üçüncü yolu seçenleriz. Üçüncü yol için mücadele eden, ötekileştirilenleri demokrasi çıtası altında, kavramı altında birleştirmeliyiz. Sadece bu hareket tabii ki sol ve sosyalist yönü ağırdır. Ama sol ve sosyalist gelenek Kürtlere ve Türkiye toplumuna dar bir gömlektirdi. Ve ev grasa lukurda naba yani. Bu gömlek daha geniş. Sayın Öcalan bunu formüle etti. Demokratik siyaset altında, demokratik ulus altında bunun formülasyonu yapıldı. Bu formül altında tabii ki solcular, sosyalistler, akademisyenler, entelektüeller, kadınlar, dindarlar birçok inanç yer alacak. Bir keresi biz bu kapsayıcılıkla hareket edersek büyük başarırız, büyük kazanırız. Tabii ki moralliyiz. Moralimizden, enerjimizden, beslendiğimiz kaynaklardan, manevi değerlerimizden hiçbir şey kaybetmemişiz. Ama hiçbir şey olmamış gibi de durmak, yorum yapmak bizim siyasi geleneğimizin şeylerinde, ilkelerinde yoktur. İstenilen hedeflere ulaşılmadığı açıktır. Mücadele edeceğiz, çalışacağız, ortak akıllı yürüteceğiz, kolektif akıllı yürüteceğiz. Herkesin fikri önemlidir. Sadece söylemler, spotlar üzerinden yürümemesi gerekiyor. 2015 yılından beri bir siyaset farklı bir aksa oturulmuş. Sayın Hocalar bunu gördü 2012, 13, 15 sürecinde devleti bir zemine çekti. Büyük bir alan oluşturdu. 2015'teki başarı aslında bunun ürünüydü, bunun sonucuydu. Barış, huzur ortamı Kürtlere ve dostlarına yarıyordu. 13,1'e gitti. Sonrasında devlet röntgenini çekti. Türkiye ve Kürdistan gerçekliğini gördü ve siyasi sürece müdahale etti. Orada bir Ömer arkadaş, süreye dikkat, toparlayalım. Buyurun. çalışacağız. Yeri gelecek öz eleştiri vereceğiz. Nerede eksik oldu, nerede yanlış oldu, her anlamda düşünceyi derinleştireceğiz. Çözümü de kendimizde arayacağız. Kürdistan'da özgürlük, Türkiye'de de demokrasinin oluşturulması için çabalarımız devam edecektir. Bu yaşananlar bize daha da güç verecektir. Çünkü büyük bir tecrübe, acı ama büyük bir tecrübe olacak. Önümüze bakıp mücadelemizi yürüteceğiz. Tüm arkadaşlara tekrardan iyi akşamlar, başarılar diliyorum. Umarım ilerleyen dönemlerde farklı programlarda bazı konuları konuşuruz. Saygılar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sergen Sucu burada, ona söz vereceğim. Daha sonra Erdal Er'e söz verelim ve artık sorulara geçebiliriz. Çünkü soru geliyor, sürekli mesajlar var. Soru Başlıkları alacağız, hiç söyleyebilir kimse miyim merak lütfen gelirse? etmesin. Buyur Meltem. Sergen'den sonra ben birkaç kişiyi aldım ve yukarıya istek atanlar var. İstersen sonra kısa onlara da birer dakika söz verelim. Tamam. Peki. Tamam. Tamam. Uygundur. Sergen'in kısa tutacağına inanıyorum. Sergen, söz sende. Seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar, herkes sevgiyle selamlıyorum.
Seçimden sonra Kürtler ne olacak, nasıl bir politika izleyecek? Ya, Sayın Öcalan'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bana dost olanlarınız iki çift eleştiriyle gelsin. Önce kendi içimizde bir eleştiri vermeliyiz. Yani ve Kürt halkı kısmi olarak sandıklarda da bu eleştirisini gösterdi ve gerçekten partisinden çok daha politik bir halk olduğunu görebilmek mümkün. Öncelikle bizim şunu görmemiz gerekiyor ki biz Kürtler yalnızca AKP karşıtı bir siyaset veya tutum yürütmüyoruz. Ya da bizim temel problemimiz AKP ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, iktidarı değildir. Bizim temel olarak sorun yaşadığımız durum şu an mevcut durumda olan neo Kemalist iktidarla Kemalist iktidarın yürütmüş olduğu inkar politikalarının tümüdür. Yani bugün seçimde destek verdiğimiz işte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tutun da diğer bütün adayların birleştiği ortak nokta Kürt inkarıydı. Bizim öncelikli olarak bu adaylar arasında bir tercih yapmaktan ziyade kendi siyasetimizi ortaya koymamız bir gereklilik, bir gerçekti. Ve bununla birlikte temelinde bizim başkanlık sistemiyle alakalı da bir sorunumuz yok. Temelinde bizim sorunumuz bu devletin içinde uygulanan laik altında fark etmeksizin bir bütünüyle bu devletin uyguladığı. Sesim geliyor mu bu arada arkadaşlar? Evet, seni Bu dinliyoruz soykırım Sergen. politikalarının tümü. Bu soykırım politikalarından kurtulmanın en temel yollarından biri Sayın Öcalan'dan haber alamadığımızdan beridir. Türkiye'de de yaşanan siyasi kısırlık ve aynı zamanda Kürt siyasetinde de yaşanan siyasi sorunların temelinde yatıyor. Öncelikli olarak Kürt halkının yapması gereken en yegane unsur tecride karşı topyekün mücadele etmek. Bugünkü mevcut tecridin yarattığı sorunları bütün sosyal yaşantımızda ne yazık ki yaşıyoruz. Tecrit sadece Sayın Öcalan üzerinde uygulanan bir kavram, bir tutum değildir. Tecrit bir bütün Kürt halkı üzerinde ve Türkiye halkları üzerinde uygulanan bir tutumdur ve bu komplike bir şeydir. Mevcut ekonomik krizin de, yaşanan sosyal krizin de ve bugün Hüdapar'ın bu denli meşru bir zemin kazanıp, yani daha doğrusu Hizbullah'ın meşru bir zemin kazanıp, bölgede AKP nezdinde söz sahibi olmaya yeltenildirmesi bile bu tecritin bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Ben temel olarak bizim seçimden sonra yapabileceğimiz, evet, öncelikle bu HDP'nin tutumlarını eleştirmek, yaptığı işte ittifakları eleştirmek, bunlar iç sorunumuz. Kürdistan'a dönmek ve Sayın Öcalan üzerindeki Kürt Halk Önderliği üzerindeki tecride karşı topyekün siyasi ve sosyal bir mücadele alanı oluşturmaktır. Eğer bu böyle devam ederse, bu yaşadığımız krizlerin daha derinini yaşayabileceğimizi göreceğiz. Daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor. Ve Sayın Öcalan, Ömer arkadaşın da dediği gibi 2019'daki o üçüncü yol ısrarını ne yazık ki siyasetin çok iyi algılayamadığını düşünmekteyim. Üçüncü yol siyasetini ve üçüncü yolu iyi anlamış olsaydık bugünkü mevcut durumları yaşamamış olurduk. Diyorum, herkesi selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sergen. Kısaca Erdal Er'in de görüşlerini alalım. Daha sonra hemen soruları alacağız. Erdal, söz sende. Erdal, mikrofonunu açıp konuşursan söz sende. Şimdi sesimi alıyor musun Barış? Merhaba. Ses Evet, geliyor seni mu? dinliyoruz Peki, Erdal. tamam. Peki, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii ki Pardon, Erdal bir dakika. Sergen'in mikrofonu açık kalmış. Bir zahmet kapatsın. kapattı mı? Hala kapanmamış görünüyor. Tamam, bekleyelim. Yok, sen devam et. Hayır. Bakınca kapattım ama tekrar kapatıyorum. Tamam. Erdal, başlayabilirsin.
Yeniden herkese, bütün arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki değerli görüşleri, analizleri için, yorumlar için teşekkürler. Önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar, yorumlarda bulundular. Ben de çok uzatmadan birkaç noktaya değinmek istiyorum. Bir defa normal, eşit, demokratik koşullarda bir seçim süreci yaşanmadı. Yani Devlet Partisi ile dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun en azından ikinci tur için böyleydi. Birinci tur için de böyle ve milletvekili seçimleri için de böyleydi. O açıdan şöyle bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Faşizm koşullarında tek kale maç oynadı Recep Tayyip Erdoğan ki bütün düzenlemeleri bunun üzerinden yaptı. O açıdan yapılan yorum, analiz ve değerlendirmelerin bu gerçek ışığında ve bunun üzerinden yapılmasının bizi daha sağlıklı bir noktaya götüreceğine inanıyorum. Ancak ne yazık ki kimi yorumlarda, yani burada konuşan arkadaşları tenzih ederek söylüyorum, son birkaç haftadır HDP ya da Yeşil Sol Parti üzerinde bir takım yorumlar, analizler yapılıyor. Elbette Yeşil Sol Parti'nin, HDP'nin eksikleri vardır. Bir takım tercihlerde yanlışlıkları vardı. Bunları eleştirebiliriz. Ama bundan çok daha önemli olan faşizm koşullarında bir seçim yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan rejiminin tam da istediği bir şey. Seçim kampanyası boyunca şunu gördük. Bir, seçim kampanyasını Kürt düşmanlığı üzerinden ve Kürt soykırımını tamamlamak üzerine sürdü Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yaparken hem HDP, Yeşil Sol Parti, dolayısıyla muhalefet partilerinin içerisinde iç tartışmayı da yaratmak istedi Recep Tayyip Erdoğan ve bunu kısmen de bana göre başardı. Dediğim gibi, yani iyi niyetli arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum ama bir gerçeği unutmamak lazım. Biz faşizm koşullarında bir mücadele alanıydı seçimler ama tek mücadele alanı değil. Bunu bilerek, isteyerek bir şekilde HDP ya da Yeşil Sol Parti seçimlere girdi. Son 8 yılı unutmamak lazım. Kesintisiz, soluk soluğa bir mücadele yürütüldü. Bir saldırıya karşı soykırım ve yok etme politikalarına karşı konuldu. Hem askeri alana yönelik hem demokratik siyasete yönelik saldırılar yapıldı. Sadece kuzeyde değil, yani Kuzey Kürdistan'da değil. Rojava'da ve Güney Kürdistan'da bunlar yapıldı. Suriye İç Savaşı'yla birlikte DAEŞ'i, dolayısıyla DAEŞ benzeri türevi çeteleri de işin içine kattığımızda, yani fotoğrafın tamamını görebiliyoruz, anlıyoruz. Şimdi seçim sürecinde Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Dedi ki yarım bıraktı, bize oy verin, yarım bıraktığımız işleri tamamlayalım. Neydi bu yarım bıraktığı iş? Rojava'yı işaret etti, Güney Kürdistan'ı işaret etti. Soykırım tamamlayalım dedi. Soylu aynı şeyi söyledi. Balkon konuşmasıyla birlikte bunu değerlendirirsek, 3 tane odak noktası vardır Recep Tayyip Erdoğan'ın. Normal koşullarda seçim bitmiş, herkese teşekkür etmesi lazım. Hatta Kılıçdaroğlu'nu da oraya davet etmesi gerekiyor. Bunu yapmadı. Birinci cümlesi Kandil'le başladı. Eline bir kağıt tutuşturdular. Arkadaşlarımız o fotoğrafla şeye, görüntüye bakabilirler. Küçük bir kağıda ilk cümle Kandil'le başladı. Recep Tayyip Erdoğan işte o video meselesini falan dikkate aldı. Yeniden söyledi. Şimdi durum böyle olunca bir, Kürt soykırımı tamamlayacağız. İki, CHP'nin içine oynuyor. İşte Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini tasfiye etmek istiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu kabul etmese de Kılıçdaroğlu Dersimlidir, Kürttür ve Alevidir. Baykal benzeri veya Baykal çizgisinde bir Ergenekon ismini CHP'nin başına getirmek istiyorlar. Yani Ergenekoncular, Erdoğan'la ortaklık yapan Ergenekoncular CHP'nin başında Kılıçdaroğlu değil de Ergenekon'u görmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu çizgisini beğeniriz beğenmez ama Kılıçdaroğlu seçim sürecinde de ve sonrasında yalnız bir isim. Sebebi kimliğinden kaynaklı. Kendisini kabul etmediği kimliklerinden kaynaklı. Bir diğer burada önemli olan şu, 7 Haziran sürecinde de gördük. HDP'nin, Kürtlerin Türkiye demokrasi güçleriyle buluşmasını müsaade etmiyor bu rejim, bu devlet. O açıdan CHP'deki sosyal demokrat yapıyla da bir araya gelmesine müsaade etmiyor. Oysa doğru olan
Türkiye Demokrasi Hareketi ile aynı şekilde Kürt Özgürlük Hareketi'nin bir araya gelmesidir. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın projesi de şudu, oydu zaten. O açıdan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın projesinde bana göre bir yanlışlık yok. Doğru olan odur. Yani bunu sürdürmek ve bunda ısrar etmek tek çıkar yoldur ve tek çıkış yoludur bana göre. Yani önemli olan şu, bu sistem bir şekilde seçime el koydu ve darbe yaptı. Bunu sürdürecekler, Kürt soykırım üzerinden sürdürecek. Bunun karşısında demokrasi güçleri, bizler hepimiz ne yapacağız? Bu açıdan yani falanca şunu yaptı, HDP eksik yaptı, diğeri bilmem ne yaptı, yanlış aday oldu. Bence bunlar geçelim. Bunlar gerçekçi değil. Bunlar yetkili kurullar kendi içerisinde tartışır ve gereğinde yaparlar ama esas olan şudur. Bir soykırımla karşı karşıyayız, savaştayız. Buna karşı hepimiz hangi sorumluluğu, hangi düzeyde nasıl üstleneceğiz? Hayatlarımız pahasına buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Doğru olan budur. Ortaya çıkan gerçek şu. 25 milyon yani var olan Barış çok uzatmak istemiyorum ki bir dakikayla toparlayacağım, kapatacağım. O gerçekte şudur. Ortaya çıkan gerçek bize şunu göstermiş. Var olan verileri gerçek kabul etsek bile 25 milyon insan demokrasi demiştir, barış demiştir ve çözüm demiştir. Dolayısıyla bu yok sayılacak bir rakam değildir. O zaman yapmamız gereken ya da yapılması gereken şudur. CHP'nin sosyal demokrat kanadı, dolayısıyla Deva Partisi'nin sosyal demokrat veya demokrasiden yana olan kanadı, HDP, Yeşil Sol Parti ve Yeşil Sol Parti'nin diğer ittifakları, muhafazakarlar yani demokrasiden, insan haklarından, barış ve çözümden yana olanların yan yana gelip bir an önce Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda ya da HDP'nin Yeşil Sol Parti'nin meydanlarda dile getirdiği talepler vardır. Ekonomik krizdir, savaştır, kadınlara yönelik saldırılardır, benzeri gençler. Bunları meydanlara dile getirmeleri gerekiyor. Mitingler düzenlemeleri gerekiyor. Artık sokakları, meydanları bir muhalefetin buluşma alanı yapmaları gerekiyor. Faşizme karşı mücadelenin sürdürüleceği alanlar haline getirmeleri gerekiyor. Çünkü Kürtlere yönelik saldırılar yapılacak, soykırım yapılacak. Bunu nasıl durduracağız? Artık durum bu. Yani o açıdan tek çözüm yolu birleşerek, mücadele ederek sokaklarda, alanlarda, hayatın her alanında faşizmi yenmektir ve buradan geçiyor. O açıdan manipülasyonlara, bir takım psikolojik savaşların etkisinde kalmamak gerektiğini düşünüyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Erdal Ere'de. Ahmet, sen bir uyarı yapacaksın sanırım. Sözü hem sana vereyim, bir de yavaş yavaş soru alalım. Dilan Kuntayan da konuşacak sanırım. Belki o sorulara da cevap vermek ister. Öyle bir yöntemle de ilerleyebiliriz. Söz sende Ahmet. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bu yayının paylaşımını yaptım Twitter'da ve biraz evvel arkadaşlar uyardı. Bakıyorum ilk şeyde tabii bazı arkadaşlar soru yazmışlar orada ve bazısı da yine hakaret etmiş. Şimdi kimse hakaret etmeden görüşlerini dile getirmelidir, getirebilir dememize bile gerek yok arkadaşlar. Zaten bu yayınımızın konusu, dikkat ederseniz konuşmacı arkadaşlar görüşlerini söylüyorlar, gözlemlerini söylüyorlar. Nasıl bir süreç yaşandığını anlatıyorlar. Eksik gördükleri noktalara dikkat çekiyorlar ve yani herkes tabii ki kendi görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini yapabilir ama yani hakaret etmeden üç kelime kuramayan, iki cümle kuramayan insanlara da ne söz vermek gerekiyor ne de kale almak gerekiyor. Yani arkadaşlar orada eğer bir şey anlatmak istiyorsanız kimseyi hakaret etmeden, kimseyi küçük düşürmeden, kimseyi rencide etmeden görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bunu yazmak çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Onun için lütfen herkes fikirlerini istediği şekilde dile getirebilir. Ama kimse hakaret etmesin, kimse kimseyi hedef göstermesin, rencide etmesin. Ben bunu söyleyecektim. Şimdi Dilan Kunt Ayet.
Urfa Yeşil Sol Parti milletvekili. Onu dinleyelim, sonra soruları alalım. Bence önce soruları olanlar varsa onları alalım. Ben çok ondan kısaca sonra bir şey ekleyeceğim sadece. Sonra yine tabii ki sorulara cevap almaya çalışırız. Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Ben herkesi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin de bildiği gibi maalesef ki sonucu beklemediğimiz bir seçim atlattık. Fakat şunu birazcık daha ortaya koymanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle diğer boyutları diğer vekillerimiz, diğer arkadaşlarımız değerlendirdi ama kadın boyutuyla da birazcık ele almak gerekiyor. Öncelikle yani Kürt Kadın Hareketi dünyaya ilham olan bir yerde. Ve bu bilinci hiçbir zaman unutmayan ve bu bilincin daha da yükselmesi için mücadele etmemiz gereken bir yerdeyiz. Elbette ki seçimde eksiklerimiz oldu. Bunlar tamam bizim iç anlamda dönüp öz eleştirilerimizi verecek bir pozisyonda. Çünkü böyle bir gelenekten gelen bir siyasi partiyiz. Bir örgütüz aynı zamanda. Ama şunu unutmayalım. Bizler seçimlerle var olmadık. Sadece meclise girebilmek veya mecliste mücadele eden bir hareket değiliz. Yani Kürt hareketi çok daha köklü, çok daha mücadeleyi yükselten bir yerde. Unutmayalım, şu an önümüzde değişen çok bir şey olmadı. Zaten bütün baskılarıyla, bütün yok saymalarıyla ortada da sistem. Urfa özelinde şunu söyleyebilirim. Düşünsenize yani bir siyasi partinin, ki Urfa'da ikinci parti olan bir partinin il eş başkanlarına bile Urfa'da çok ciddi bir seçim günü saldırılar gerçekleşti. Yani bunu gören bir yerdeyiz. Seçimden çok kısa bir süre kala birçok alandaki arkadaşlarımız gözaltına alındı ve çok ciddi müdahaleler de oldu. Elbette ki bunlar bizim bahanelerimiz değil. Yani kimsenin bunu bu şekilde görmesini isteyen bir yerde değiliz. Yani bunları söylerken halktan bazı kesimden şöyle tepkiler de alıyoruz. İşte buna mı sığınacaksınız diye. Elbette ki buna sığınacağız. Çünkü bu gelenekten gelen... Bir dakika Erdal mikrofonunu kapatır mısın? Mikrofonu açık. Tamam. Eleştiri, öz eleştiri kültüründen gelen bir örgütüz. Ve bunların tamamı da en alttan en üste kadar tüm yapılarımızla, tüm emek verenlerle bunların hepsi tartışılacak. Ki bunları kendi içimizde de konuşan, geliştiren bir yerde olduğumuzu da ortaya koymak gerekiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bu mücadele çok köklü bir mücadele. Özellikle kadın alanı için bunu net bir şekilde söyleyelim. Dünyaya örnek olmuş bir pozisyondayken, dünyaya ilham olmuş bir pozisyondayken bunu daha büyüten bir yerde olacağımızı tüm halkların bilmesini istiyoruz. Daha da büyüyeceğiz, daha da örgütleneceğiz ve daha da güçlü bir şekilde çıkacağız. Tecrite, zindanlara, kadınları yok sayan politikalara hep birlikte mücadele ederek, daha da var gücümüzle çalışarak bunu ortaya koyacağımızdan kimsenin bir şüphesi olmasını istemeyen bir pozisyondayız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bence soruları alalım. Sonra Kenan da var burada zaten. O da cevap verebilir. Helin Gül, Güler Gül var. Bence ona sözü verelim. Tamam Meltem, alabilirsin. Sesinizi duyuyorsa. Ben duyuyorum Meltem arkadaş. Teşekkürler. Buyurun. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Çok özür diliyorum, bir hatırlatma yapayım sorulara geçmeden önce. Birer dakikayla sınırımız var. Çok daha hızlı ve dinamik olur. Bu şekilde götürürsek iyi olur. Yani benim sorularım aynı zamanda bir yorum da. Ben birkaç şey hemen söyleyeceğim. Çok uzun tutmayacağım zaten. Yani arkadaşlar konuşurken aynı zamanda biraz açıklama da yaptılar. Fakat ben şeyin kaygısını yaşayanlardan birisiyim. Bu anlamda biraz yorum, biraz soru arkadaşlara. Yani biz Türkiye Devleti'ni biliyoruz, tanıyoruz. Bunun tahlilleri yeterince yapıldı. Herhalde yeni bir şey söylemeyeceğiz. Türk Devleti'nin statükocu yapısını ve halklar karşısındaki durumunu ve biz kendi adımıza konuşursak Kürt halkı adına şu an başlamak amacıyla, ya değilse gerçekten hiçbir halkı unuttuğumdan değil ve Aleviler adına ben iki kimliği de taşıyorum ve kadın olarak. Bunların karşısındaki duruşunu biliyoruz. Bu anlamda bizim örgütlülüğümüz var. Yani bizim hareketimizin felsefesinin, çizgisinin sahibi her zaman halk hareketiyiz ve halka açık olmalıyız dedi ve halka açık oldu prensip olarak. Bu anlamda şeyi ben kaygıyla karşılıyorum. Hiç eleştirmeyelim, karışmayalım, karşımızda bir düşman var. Bu tutum çok ciddi bir şekilde düşmana benzemeye götürebilir. Böyle bir riski içinde taşıyor. Ben bunu söylemek istiyorum.
Tam tersi bizim hiçbir kaygımız, korkumuz olmamalı. Gerçekten açık açık tartışmak zorundayız, tartışmalıyız karakter olarak. Eleştirmeliyiz kendimizi. Yani partimiz içerisinde direkt demokrasi ne kadar var, neden yok, sorunlar ne? Ya da ise içeride bütün birinci kadro, ikinci kadro, üçüncü kadro neredeyse içeride zindanlarda, dördüncü kadro emek harcıyor, çalışıyor. Ama sadece bunlarla açıklayamayız ki, bu yeni bir şey değil ki yaşamımızda, Kürdistan tarihi boyunca yaşadığımız şeyler bunlar. Bu anlamda ben eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasının tabandan tavana ve demokrasinin, direkt demokrasinin parti içerisinde olmasından yanayım. Erdal arkadaşı biraz korkak, ürkek buldum eleştirilere karşı. Çok da çok doğru bulmuyorum bunu. Ben de bu hareketin içindeyim. Az çok biliyorum, açıklık ve eleştiri, öz eleştirinin ilerici bir noktada olduğunu biliyorum ve bütün kesimlerinde, inananlar değil sadece, aynı zamanda inanmayanların, aynı zamanda farklı felsefe ve inanış sahibi olanların örgütlü bir şekilde yer alacağı ve kendisini ifade edeceği ve alıp götüreceği bir yer olmalı. O yüzden ben bu konuda kaygılıyım. Ben bunu sormak da istiyorum, söylemek de istiyorum. Biz düşmanımıza göre ayarlamamalıyız. Ya da karşı tarafa göre, pardon, belki kavramlar yanlış oldu. Mücadele ettiklerimize göre kendimizi ayarlamamız ne kadar doğru? Bizim kendi prensiplerimiz, kendi ilkelerimiz belirleyici olmalı diye düşünüyorum. Olmamalı mı diye soruyorum mesela. Evet. Teşekkür ediyorum soru için. Erdal da zaten söz hakkı var. Erdal'a da soru gelmiş oldu. Erdal sanıyorum cevaplamak ister bu soruyu. Erdal'a söz verelim. Ya da toplu cevaplar şey yapsak olmaz mı? Çünkü şimdi Erdal yine cevap verecek, sonra başka söz hakkı doğacak. Bence de öyle daha iyi olur. İstiyorsanız şeye söz verelim. Birkaç soruyu toparlayalım, öyle daha iyi olur bence. Evet, olur, bence. Buyurun. Sadrettin var. Sadrettin isminde bir arkadaş. Sadrettin Kaya. Bir sorusu varsa kısaca alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Öncelikle sesinizin ulaşabildiği bütün arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Bir sorudan çok aslında birkaç ufak tefek değerlendirme yapmak istiyorum ama çok kısa zamanın geçtiğini farkındayım. Birincisi, biz bu devleti yeni tanımıyoruz ve bu devletteki iktidarda olan bir siyasi parti bütün geçmişiyle hesap vermek zorunda olduğu bir süreç var. Bir geçmişi var. Bu kire bulaşmış bir siyasi parti devletleşmesinin ötesinde bir ele alsanız iktidarı kimseye devretmez. Devretmemek için de her yolu dener. Çünkü AKP'nin her pratiği suçtur. İnsanlık karşısında, doğa karşısında bir suç işlemiştir. Bunun için bu seçim sürecinin kolay gitmeyeceğini biliyorduk. Çok 8 yıla kar gitmeye gerek yok. Biz kısmen bir 7 Haziran dışında bütün seçimlere çok olağanüstü koşullarda girdik. Bunu unutmamak lazım. Kuşkusuz biz geçmişimizden arkadaşlar güç aldığımızı söylüyoruz. Ama geçmişimizdeki bütün değerlendirme şu vardır. Biz eleştiri ve öz eleştiriyle büyüdük. Eleştiri ve öz eleştiriyle geliştik. Onun için eleştiri yapacağız, öz eleştiri vereceğiz. Yalnız bunları yaparken benim aynı zamanda bir önerimdir. Gerekçelendirmeden kendimize çok net yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz çok net yöneleceğiz ki zaaflarımız, eksiklerimizi arınarak daha güçlü çıkalım. Biz kendimizden doğru, içimizde zaaf bıraktığımız sürece düşman diye bilinenler buradan yararlanmak isteyeceklerdir. Onun için buradan kurtulmak lazım. Başlar halinde söylüyorum. Bir ittifaksızlık politikamız vardı. İttifak politikamız gerçekten doğru bir temelde yürümedi. İkincisi, biz Kürdistan'da ve Türkiye sahasında CHP'ye kendi yanımızda alan açtık. Bu yanlış anlaşıldı. Bunun değerlendirilmesi farklı oldu. İnsanlar CHP'de oy verebileceğini, onlarla beraber yürüdüğümüzü algıladılar. Bunu anlatamadık. Bir başka bir boyutu, toplumsal kesimleri heyecanlanacak söylem ve pratikleri geliştiremedik. Şimdi bizim toplumsal söylemlerimiz kitlelerimizi heyecanlandırdığında mahalledeki her arkadaşımız bir kadro kar çok rahat çalışabilir. Ama bu dönemde eline bildiri alan, eve giden, İkna etme çalışmasına giden arkadaşlarımızda o heyecanın, o coşkunun çok yüksek olmadığını gördük.
Buradaki suç yine bizimdir. Bu harekette görev alan, sorun olan hepimizindir. Çünkü bu halkımız ideolojik olarak bizden koptuğunu düşünmüyorum. Bir başka boyutu, biz kelebeğin kanat çırpması... Tamam, kelebeğin kanat çırpması etkisini çok dikkate almadık. Çünkü bazı yerlerdeki kırılmaları olumsuz olduğunu öngörüp de şey yapamadık. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bence adayın olmaması kitleyle olan tartışma zeminde enerjiyi boşa çıkardı. O zaman toparlamak gerekiyorsa bir tek cümleyle, hayatı öğrenler bizleriz. Bu hayatı öğrenler yeniden örgütlendirilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bunlar örgütlendikçe de hayatın kendisi güzelleşecektir diye düşünüyorum. Umarım daha geniş bir ortamda çok daha geniş bir söz hakkı kullanabileceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Halil isminde bir arkadaş var, ona söz verelim kısaca hemen. Öncelikle herkesi selamlıyorum buradan. Özellikle Sayın Ahmet, Sayın Öztürk ve Sayın Cahit. Şimdi pek fazla konuşmak istemiyorum. Sadece fikrimi yayınlamak, yani söylemek istiyorum. Şöyle ki Sayın Demirtaş, size göre kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Demirtaş'ın kesinlikle yanlış bir karar vermiş olamaz, olmaz da. Buna göre kesinlikle Sayın Demirtaş hakkında işte HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin kendi aydınlığını çıkarmaması ya da yanlış bir politika izlemesini düşünmüyorum. Şöyle ki bizim partimizle alakalı kesinlikle eleştirimiz olmaz ve olamaz. Zaten bu bizim kesin düşüncemiz, bizim kesin politikamız. Bu faşist ve çürük sistemin, yani sisteme karşı %47 ya da 48 oy alan bir muhalefet var. Yani 48, 47 ya da 48 oy oranı demek, yani hemen hemen seçmenin %50'si demektir. Buna istinaden şöyle düşünüyorum. Bizim partimiz gerçekten doğru bir karar verdi. Kendi adayını çıkarmalı mıydı? Hayır. Doğruydu. Bana göre doğruydu. Yani kendi adayını çıkarmamasını. Çünkü şöyle bir durum vardı. Yani durum neydi? İlk turda bu işi biteceğini düşünüyor olmamız, kesinlikle hepimiz düşünüyorduk. Yani bizim bütün, yani bu Yeşil Sol Parti olarak. Hayır arkadaşlar, kısaca toparlayalım. Toparlıyorum, hemen toparlıyorum. Sayın Demirtaş hakkında kesinlikle veyahut da Yeşil Sol Parti olarak söylüyorum. Yani verilen kararların hepsini doğru buluyorum. Doğru bir izlenimdi, doğru bir yoldu, doğru bir düşünceydi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle ve de kesinlikle Yeşil Sol Parti ve Sayın Demirtaş'ın eleştirilerine katılmıyorum. Ve de yanlış bir düşünce olduğunu düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Halil arkadaşa da. Sanıyorum Ali Fırat var. Konuşmak isterse sorusunu alalım onu da kısaca. Ali Fırat'tadır söz. Buyurun. Merhaba Şevbaş. Emtikarın bu kurdi bağfın. Heval ekefne. Kerem. 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 Na heval az cariki ve rezdari silav dikim. Seri de merevi tişe bebinem. Yek devi hel bijartine da em nefte bun mekhabim men nefta khwa bidasi khwa radasi wankir ev yani nayni khashken çünkü her temem her hel bijartine da yani siyaset a rojlat a navi da em neftene ya rasi bukhazi ne teni Türkiye da em de rojlat a navinda neftene mekhabim carcana em siyaset eke qasd meşinin u pişi khwa dur mezen akın lisari poske pekha meze dikin. O hem dikem ne ki masya da. Ev sedem evi çine, sedem evi yek. Tecrüde ise serukatiye. Ya dudya, em carna jenerhe kwa dürt kevin. Em jigele kwa dürt kevin. Em derve gele kwa siyaseta kwa demeşinin, jiberviyen pişo kwa nabinin. Peviyse,
تمام سازیه مه سازیه تفکر آزادی ها گلی کرد تو ببین دنا و خدا نیخاشه که بنا دست بکرنی وان که ماسیه هی وان تشتی که ماسیه ده قوم دنا و خدا بده حلاندن بده خلاص کرن پیشیا مه براسی جی روژه زور هنه روژه زحمت هنه پیویس انوی تشه ببینن ای رو حواله که آنی زمان دا هدا پار ارگوت اکم بتانه هدا پار ای رو به دولت ها ترک را بوی یک افجی بخوارا تلیکه که خطری که پر مزن تینه گره ام اوی خطری ببینن جبوی گلی کرد جبوی گلی روژلا تانوین ام اوی خطری ببینن یک یاد دودیا جی ام پیشی ها خواد چه بکن جبر کو تجیت بی را کرن ام چه بکن جبر کو انوان که ماسی خوا تمام نوا خدا بمحین ام چه بکن ام تیکوشینه که چوا بمشینن پیویسته هم سر با نیخاشا بکن. راسته امی دنا و خدا نیخاشا بکن. که ماسی خواه نبسی خواه امی رخنه بکن. رخنه داینا خواه بدن. بله دمکه کنده گره بی قداندنه دا. اگر که دمکه کنده نی قداندنه امی زراری مزن ببینن. هل بجارتنه جبوی ما تنه آرانجه که نه آماجه. یعنی ام گره هل بجارتنه اوسا ببینن. به هل بجارتنه جی دمخراسی نای. به هل بجارتنه جی آزادی نای. آزادی و دمخراسی به تکوشی نواته ام پینجی سالی میزه بکن اما به هلبجارتی نوی آزادی هانه هانه نا پیویسه تکوشی نکه چاو ام بیجن گل اساس گرتن براستی جی اول ببارم به کرتی کرتاتی به کرتی کرتاتی سلام که یعنی از دخوازم وی تشه بیجم گلو کینگ او سازیه می توب ببین دنوا خدا وان پیشاوان گشدانا بگرن جبر کو پیشاوان گشدانا بگرتن پیویسه جوینک بچه به دندوی جوینه دا همو تشتی نباسی و کیماسی خواه بقدینن و دست به تکوشینه بکن اگه کو تکوشینه مدمه که کنده نه دست بکنی براسی پیشاوان زرار پرمزن هنه دمی خطر هنه گرم وان خطر را ببینن لگوری بی بتوکوشن جاری دن و اتوا سلاف دکن ام سپاستگن هوالالی Serdar arkadaş da uzun süredir bekliyor. Onu alabiliriz. Barış istersen Kenan'a söz verelim. Ben istek gönderenlere bakayım o sırada. Bayağı istek var yani çok fazla istek var. Tamam. Bir de bazı katılımcılar da yazılı olarak yazıyorlar bu paylaşımlarımızın altına. Tamam onları da toparlarız. Ama soruları kime sordukları bilemiyoruz. Tabii burada bütün soruların cevaplarını konuşmacı arkadaşlar veremiyorlar. Mesela HDP'li Yeşil Sol Parti'nin gelecekte yapacakları işlerle, çalışmalarla ilgili de sorular var ki bunları kendileri önümüzdeki günlerde zannedersem açıklayacaklar. Bugün bir toplantı da oldu. Onun açıklaması da oldu. O açıdan bazı soruları doğrudan muhatabına sormak belki daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde de benzer platformlar kurarak mümkünse yani Yeşil Sol'dan, HDP'den de yetkililer katılıp doğrudan kendileri de elbette cevap verebilirler. Tamam. O zaman sözü Kenan Kırkaya'ya bırakalım. Gazeteci arkadaşımız o da burada. Kenan söz sende. Merhabalar, iyi akşamlar. Ya ben çok uzatmayacağım. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz tartışmaları da dinledim. Öncelikle şunu ifade edeyim yakından takip eden biri olarak bu değerlendirme toplantıları başladı HDP'de, Yeşil Sol'da, bugün de TKHDK, Yeşil Sol Parti, yine DBP eş başkanları bir araya geldi. Seçimden hemen sonraki gün HDP MYK'sı toplanmıştı. Önümüzdeki günlerde muhtemelen parti meclisi, il başkanları, ilçe örgütleri ve yerellerde bu toplantı serileri devam edecek. Ve benim edindiğim izlenim, parti bugün burada ifade edilen gerekçelerin dışında da herhangi bir gerekçeye sığınmadan doğrusuyla yanlışıyla bütün hatta veriler ışığında il bazlı, ilçe bazlı çıkan sonuçları değerlendirmeye tabi tutuyor. Ben partide bir ürkeklik, bir çekingenlik olduğunu düşünmüyorum. Aksine büyük bir cesaretle, büyük bir kararlılıkla bir değerlendirme süreci başlatmış durumda.
Doğru olan da bu. Zaten sadece seçim sonuçları üzerinden değil, normal koşullarda da bütün bu süreçlerin işletilmesi lazım. Yani eleştiri öz eleştiri sürecinin işletilmesi lazım. Kenan pardon bir soru sormak istiyorum. Sen devam edersin. Bu konuya ilişkin bir takvim var mı? Çünkü bugün toplantı vardı. İşte halka gidilecek, toplantılar yapılacak belirlenmiş bir takvim var mı, yoksa bu daha netleşecek önümüzdeki günlerde? Ya muhtemelen parti meclisi toplantısında netleşir. HDP ve Yeşil Sol Parti meclisi toplantıları yapıldıktan sonra yerelde yapılacak değerlendirme toplantılarının takvimi orada netleştirilir. Şimdi daha çok böyle üst çekirdek kadroyla ilk değerlendirmeler yapıldı. Eş başkanlar düzeyinde, MYK düzeyinde değerlendirmeler yapıldı. Sahada olan arkadaşlar henüz bu değerlendirme sürecine girmedi. Kuşkusuz gelen eleştiriler var. Görüşme trafikleri var ama bahsettiğiniz takvim muhtemelen parti meclisi toplantısından sonra netleştirilip bu takvimlendirilecek. Bu konuda ben partinin cesaretli davrandığını, herhangi bir gerekçeye sığınmadan bu sonuçları en ince ayrıntısına kadar değerlendireceğini gören ve düşünenlerdenim. Şimdi bunu bir tarafa koyarak devam edeyim. Yani hiç kuşkusuz bu süreç işlemesin, bundan geri duralım yaklaşımı yok hiçbir şeyde. Fakat bununla birlikte şöyle birkaç gözlemimi paylaşmak istiyorum. Ben birkaç gündür böyle odaları, Twitter'da yazılanları izliyorum. Esaslı hatalar, esaslı yanlışlar var. Yani eleştiri, öz eleştiri istemekle birlikte HDP'yi var eden değerlerin tamamına yönelmiş bazı saldırılar olduğu gözlemleniyor. Örneğin HDP'nin barış politikası, birlikte yaşama politikası, yine demokratik ulus projesi gibi bir sürü sayabileceğimiz, yani HDP'yi var eden, üzerine şekillendiği projeyi var eden ne kadar siyasal yaklaşım varsa hepsine toptan yönelen toptancı yaklaşımlar söz konusu. Şimdi bunlar kuşkusuz bunlar değerlendirilecek. HDP bunu kendi içerisinde, HDP ya da Yeşil Sol Parti ya da bu siyasi gelenek bunları kendi içerisinde değerlendirecek. Fakat başarısızlık buradan mı kaynaklı? HDP'nin mevcut siyasi kimliğinden, siyasi varoluş biçiminden mi kaynaklı? Yoksa bunları yeterince hayata geçirememesinden mi kaynaklı? Yeterince örgüt olamamasından mı kaynaklı? Bunu bir kere tespit edip öyle yola devam etmek lazım. Bu birinci husus. İkincisi, bu seçimin meşruiyetini sorgulamadan, bunu hiç konuşmadan, bunu hiç değerlendirmeden, yani normal koşullarda yapılmış bir seçim gibi değerlendirip sonuç çıkarmak da mümkün değil. Dolayısıyla bir kere biz gerçekten bir seçim mi yaptık? Bir müdahale süreci mi yaşandı seçimlere? Topyekün Türkiye siyasetine, Türkiye'deki siyaset biçimine toptan bir müdahale mi yapıldı? Bunun tespitlerinin yapılması lazım ve bu siyasi bilimcilerin belki bu tartışmaya dahil olması lazım. Bu da ikinci önemli husus bana göre. Üçüncü önemli husus, bütün bu eleştirilerle birlikte gittikçe muhalefet cephesinde yenilgi psikolojisini derinleştiren, ısrarla yenilmişlik psikolojisini de derinleştiren yaklaşımlar, değerlendirmeler var ve ben bunları çok tehlikeli görüyorum. Şimdi mesela şöyle düşünün. AKP 31 Mart seçimlerinde çok büyük kalelerini kaybetti. Çok büyük. Ama bugün muhalefetin yaşadığı yenilmişlik psikolojisinin binde birini yaşamadı. Çok daha kendisine güvenle, çok daha kendisine kararlılıkla yoluna devam etti ve eğer bir başarı, onlar açısından bir başarı değerlendirilecekse bunun üzerine inşa etti, yoluna devam etti. Dolayısıyla böyle biz inanılmaz aşırı uçlarda bir yenilmişlik psikolojisiyle yapılan değerlendirmelerin sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Bu üçüncü önemli husus. Bence dördüncü önemli husus, bazı odalarda denk geliyorum. İşte Kürt milliyetçisi olarak kendisini tanımlayan ve HDP'yi de daha kürdi bir çizgiye davet eden. Kuşkusuz değerlidir bu değerlendirme. Yani karşı çıktığım için söylemiyorum ama onlar üzerine bina edilen çok talihsiz yaklaşımlar var.
Örneğin birkaç yerde denk geldim. Geçen Serhat abinin de olduğu bir oda vardı sonrasında. Yani bütün o değerlendirmelerin sonrasında neredeyse çok yaşa AKP'ye varacak sonuçlar, çıkarımlar ortaya çıktı. Mesela şöyle değerlendirmeler yapılıyor. İşte 7 Haziran'da biz seni başkan yaptırmayacağız denildi. Kürtlerin başına her türlü mezalim geldi. Yani neredeyse velev ki bu siyaseti yanlış buluyor bu değerlendirmeyi yapan çevreler, arkadaşlar ya da dostlarımız. Peki yani HDP'nin bu siyasi yanlışı, Kürt'e yapılan bunca zulmün, bunca hakaretin, bunca yok saymanın, bunca inkarın gerekçesi sayılabilir mi? Bu haklı görülebilir mi? Bu kadar mı vicdansız yaklaşır? Hele hele kendisine Kürdistan'ı diyen çevreler böyle bir yaklaşımı nasıl reva görebilir? Yani Kürt'ün şehrini, evini, barkını başına yıkmışsın ama bunu da getirip HDP'nin bilmem hangi söylemine, hangi siyasetine dayandırıyorsun. Şimdi böyle bir yaklaşım söz konusu olamaz yani. Bu Kürtlükle, bu yurtseverlikle, bu milliyetçilikle izah edilebilecek bir şey değil. Bu bir bilinç bunalması. Yani dolayısıyla nasıl bir gerçekten insan kafa yememek elde değil. Demirtaş 5 yıldır, 6 yıldır arkadaşları, milletvekilleri içeride neredeyse işte onu söylediği için bugün içeride ve hak ettiği demeye getiren vicdansızca değerlendirmeler, yaklaşımlar görülüyor. Şimdi böyle bir yaklaşım olabilir mi? Üstelik bunu Kürtlük adına yapıyor bazı çevreler. Yani bu çok, gerçekten çok talihsiz yaklaşımlar. Toparlayacağım. Dolayısıyla bütün bunlar sonucunda şöyle, evet HDP'de onun çeperinde, çevresinde yer alan kesimlerde bu süreci kuşkusuz değerlendirecek, sağlıklı sonuçlar çıkaracak. Fakat biz öldük, bittik, mahvolduk, yenildik, bir daha toparlanamayız havasında değil hiç kimse. Böyle bizim yaptığımız her şey yanlış, her şey tukaka, o yüzden kaybettik havasında değil hiç kimse. Böyle olmaması gerekir bence. Öz eleştiri yapmak da bu değil, eleştiri yapmak da bu değil. Yapacaksak çok daha aklı selim, çok daha gerçekçi, tahliller yaparak, analizler yaparak. Mesela ittifak politikası eleştirilebilir HDP'nin. Mesela aday belirleme süreci eleştirilebilir HDP'nin. Mesela örgüt olup olamama gerçekliği eleştirilebilir HDP'nin. Ama bütün bu sonuçlar üzerinde, bu sonuçları hiçbir şekilde tartışmadan, onun meşruiyetini sorgulamadan, bu sonuçlar üzerinden HDP'yi toptan topun ağzına almak, muhalefeti topun ağzına almak, orada yenilmişlik psikolojisini derinleştirmek, umutsuzluğu yaygınlaştırmak bana göre eleştiri sınırlarını fazlasıyla aşan yaklaşımlardır. Ben bu tehlikeye düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Kenan, sana da görüş ve değerlendirmelerin için. Meltem, senin yukarı aldığın arkadaşlar vardı. Soru alabilirsin istersen sanıyorum. Ben bir şey eklemek istiyorum, pardon. Aha. Şimdi az evvel bahsettim, bir mesajı okuyorum. Bu Twitter'ın altına yazmışlar. Ferhat Zalhan, bir arkadaş, demiş ki sadece parti elitlerini konuşması için değil, yani parti elitlerini konuşturuyorsunuz demişler. Burada bir parti eliti konuşmadı. Sadece iki milletvekili konuştu. Sayın Öztürk Doğan konuştu. Kendisi de zaten bir yani tespitlerini, gözlemlerini paylaştı ve partiye bir rapor şeklinde bir sunum da yaptığını söyledi. Dilan Kunt Ayant konuştu. Ömer Öcalan konuştu. Onlar da benzer tespitlerde bulundular. Şimdi burada arkadaşlar yani bakıyorum 253 mesaj gelmiş. Hepsini okumamız mümkün değil. Bazı tespitler veya sorulara da cevaplar geldi. Yani dolaylı olarak konuşan arkadaşlar bunları söylediler. Onun için yine tekrar söylüyorum, kimsenin kızmasına gerek yok. Biz bu mesajları daha sonra da okuyarak tabii mesajlardan kastettiğim seviyeli eleştiri yapan, hakaret edenleri değil. Önümüzdeki günlerde eğer uygun görürlerse parti elitleri dedikleri parti yetkililerini de davet edip onlara da bu soruları doğrudan sorabiliriz. Siz de sorabilirsiniz. Onun için bir sıkıntı yok. Yani işte illa birileri konuşsun, birileri konuşmasın diye bir yaklaşımımız yok. Ayrıca burada onlarca kişi konuşmak istiyor. Açıkçası içinden çıkmak da biraz zor. Buyurun Meltem. Ya ben şey söyleyeceğim, hani yazmışlar, biri bizi protesto etmiş galiba, Radikal Demokrasi isminde biri ama istek atmamış. Ben şimdi isteklere de bakıyorum, yok, olsa alacağım yukarı.
Bir de çok fazla istek var. Herkesi kuşkusuz ki alamıyoruz. Yani bazıları sorularını yazabilirler. Eğer soruları varsa biz iletiriz. Ama şey yapmaya çalışıyorum, yani yukarıya almaya çalışıyorum. Ben bakarım onlara. Serdar var, bekliyor. Ona söz verelim istersen. Sorusu varsa kısaca ya da değerlendirmesi varsa çok kısa. Buyurun, söz sizde. Merhabalar. Katılımcı arkadaşlar ve aşağıda dinleyen herkese saygılar, sevgiler. Açıkçası ben burada soru sorup da hani bir cevap arayış içerisinde değilim. Kendimce gördüğüm eksikleri çok kısa bir süre içerisinde dile getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar, mesela ben bu seçim sürecinde birçok eksiklik içine girdiğimizi düşünüyorum. Aday belirleme konusundan yönetimin koordineli, yani yerelle koordineli çalışmasına kadar, işte gazetecilerimiz ve vekillerimizin yeteri kadar halka çevrimiçi olmaması, Kürt özgürlük mücadelesinin çeşitli şöyle diyeyim, yani birden fazla mücadele alanları var. Fazlasıyla iç içe giren bir iç içe geçen açıklamalar oluyor. Bunların olmaması gerekir. Bütün mücadeleler kendi alanlarıyla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin ve siyasetçilerin bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum. Devamında net olarak siyasetçilerimiz ile halk arasında, yani tabandan gelen öneriler, eleştiriler arasında büyük bir uçurum olduğunu düşünüyorum. Bunların bir an önce giderilmesi gerektiği tartışılmaz bir noktadır. Hiçbir şekilde hiçbir milletvekilimizin, hiçbir parti yöneticimizin ve siyasetçilerimizle iletişimde olan gazeteci arkadaşlarımızın mağdur dilini kullanmasını tahammül edemediğimi belirteyim ben burada. En fazla bu faşist bloğun yönelimi, sistemin yönelimi olduğu yıllarda HEP döneminde, daha ilk yani yeni siyasi Kürtlerin siyasi arayışlar olduğu dönemde 18 milletvekilimizin getirdiği sesle, halkta yarattığı umutla maalesef 80 milletvekili, 60 milletvekili yaratamıyorsak, bu aramızda uzak bir mesafe girdiği anlamına geliyor. Şapkamızı önümüze koyup net olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ben vekillerimizin ve partimizin maddi olarak kaynaklarının yereldeki gazetecilerle koordine, yani yereldeki gazetecileri de işin içine katarak onlara referans olabilecek şekilde çalıştırılmadığını, onlara katkıda bulunmadığını düşünüyorum. Vekillerimiz ve parti yöneticilerimiz yereldeki amatör bile olsa kaynaklarımızı kullanmadıklarını düşünüyorum. Bu hatta yıllarını veren bazı birçok insanımızın o sürece katılmadığını fark ettik. Devamında vekil, yani vekil olan adaylıkları kesinleşen ve önceki vekil arkadaşlarımız seçilmemiş olsa bile görevde olan vekil arkadaşlarımız bir yerelde bir danışmanlık ekibi oluşturmadıklarını fark ettim. Sosyal medya ekibi oluşturmadıklarını fark ettik. Bunlar ciddi eksikliklerdir. Toparlayalım. Bitti. Bunları söyleyeceğiz. Toparlıyorum ben. Evet, son olarak şunu diyeceğim. 18 milletvekili ile ses getirecek, bu kadar halkın takdirini kazanacak bu kadar eylemler yapılmışken, bundan 30 yıl önce, bugün neden bu kadar milletvekiliyle yapamıyoruz? Bunlar da benim sorularım olsun. Halkın, Kürtlerin, yani Kürt halkının temel hak talepleri yeterince neden dile getirilmiyor ve bütün seçimin faturası tek bir kişiye çıkarılması bence yönetimin yeterince öz eleştiri vermemesinden kaynaklanıyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın hedefe konulmasının sebebi, yönetim çıkıp da ciddi ve samimi bir öz eleştiri yapmaması
bir kişiyi hedefe koymanın acısını ortaya çıkarıyor. Yani bu acımasızlığa da bir son vermek için birilerinin çıkıp bu eleştirileri gösterip samimi bir şekilde öz eleştiri verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Selahattin Demirtaş'ın üzerindeki tepkilerin de bir an evvel kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Saygılar diliyorum hepinize. Teşekkürler. Tamam, teşekkürler. Ya Yektan söz istemişti de ben unuttum. Kısaca ama söz verelim. Sonra diğer arkadaşlara şey yapalım, söz verelim. Pardon, bir kısa mesaj ver. Ben onu ekleyeyim. Yektan hocam. Tamam. Lütfen. Azat Barış'ın bir mesajı var. Bu bu paylaşımın altına yazmış. Kendisi Ahmet'te milletvekili adayıydı ve maalesef seçilemedi. Diyor ki herkesin hemfikir olduğu esas şey hatalı giden bir süreç, bu sürecin muhasebesinin eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır. Bahanesiz bir şekilde bütün mekanizmaların devreye sokulup yapıcı bir sonuca varılmalıdır. Hiç kimse sürecin dışında bırakılmamalı veya tırnak içerisinde aziz muamelesi görmemelidir. Bu da onun mesajı. Tabii bir HDP'li veya Yeşil Sol Parti adayı olduğu için muhtemelen işte bugün sözü edilen toplantılara, platformlara da katılarak bu görüşünü söylüyordur. Biz de burada hani yazdığı için iletmiş olalım. Buyur. Sevgili Meltem, çok teşekkür ederim. Ben sadece birkaç yorum ve sorular üzerine birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Ya birincisi, hani başta da söylemeye çalıştım. Burada genel bir başarı veya başarısızlık yok. Dolayısıyla spesifik olarak başarısızlığın nerede olduğunu konuşmadan genel konuştuğumuz zaman zaten herhangi bir zaman söyleyebileceğimiz kendi pozisyonumuzu belirtmiş oluyoruz. O yüzden somut konuşmak lazım. Şimdi bir de şu söylendi da bir sanırım izleyici, takipçi söylemiş bunu. Parti eliti konuşuyor diye. Ben parti elitle alakam yok. O tabii ki bir seçmenim. Tabii ki oy veriyorum. Dolayısıyla bunu söylemem sebebiyle... Bir mesaj yazmışlardı Yekan Hocam. Onu ben aktardım ama bir takipçinin yazdığı bir mesaj. Evet. Yani sadece onu şu yüzden söylüyorum. Ona cevap olsun diye değil. Yani organizasyonel problemler hakkında, sorunlar hakkında yorum yapabilecek kapasitem yok. Yani organizasyonda ne gibi, parti örgütünde ne gibi sorunlar vardı bunu söyleyemem. Ama şimdi tek tek gittiğimiz zaman birincisi yani başkanlık ve başkanlık seçimindeki cumhurbaşkanlık seçimiyle ilgili tavrının bence numaralara, sayılara bak, bu sonuçta böyle seçim üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu bir seçim hareketi değildir ama başarı veya başarısızlığı en nihayetinde numaralarla ölçüyoruz, sayılarla ölçüyoruz. Bir defa şunu görüyoruz. Yani HDP tabanında Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesiyle ilgili tavır karşılık bulmuş durumda. Bu net. Bu sayısal olarak karşılığı var. Yani dolayısıyla burada bir şey eleştiri yapılabilir tabii ki. Bütün bir kampanya ondan sonra Kılıçdaroğlu adaylığının gölgesine düştü mü? Bu bir haklı eleştiridir, bu konuşulabilir. Şimdi ikinci konuya geldiği zaman ben demin sol kısmını özellikle vurguladım. Çünkü burada çok net bir tablo var karşımızda. HDP Kürt tabanından veyahut da gelenek yani ulusal taleplerini öne çıkartan tabanından oy kaybetmedi. HDP solundan oy kaybetti, bunu görelim. Ve bu gerçekten çok HDP'nin veyahut da YSP'nin, Yeşil Sol Parti'nin hak etmediği bir oy kaybıdır. Ve buradan çıkacak sonuç da şu, bir ittifak vardı. O ittifak şu anda fiilen ölü durumdadır. Yani bunun bu durumun yeniden değerlendirilmesi ve Yeşil Sol Parti veyahut da HDP bundan sonra ittifak yapacaksa bunu nasıl yapacağı konusunda çok somut çözümler bulması lazım ama eski haliyle yürümediği çok açıktır. Sol vurgum o yüzdendi daha önce ve bunu tekrar tekrar düşünmek lazım. Soldan kaybedilen oy çok büyük. Soldan oy kaybedilen oy derken kastım şu. Kürt seçmen, şehirli Kürt seçmenle Kürdistan'daki Kürt seçmen aynı şekilde davranmıyor. Bunu anlamamız lazım artık. Yani bir çeşit Kürt seçmen yok. Birden fazla çeşit Kürt seçmen var. İkincisi HDP'nin doğal uzantısı, Kürtler dışındaki doğal uzantısı kesimler, Aleviler arasında büyük oy kaybı olduğunu bunu çok iyi farkında olmak lazım. Sol kesimden oy alamadığını çok farkında olmak lazım. Türkiye sosyalistleri, devrimcileri. Burada bir sorun var. İttifak iflas etmiştir, bu değerlendirmelidir. Şimdi esas konuya gelelim. Ali Bey söyledi kurmancı konuşmasında. Başka şeyler de söyledi. Konuşmacılar da aslında değindiler. Şimdi Kürdistan'da ilginç bir durum oluyor. Bakın Hüdapar meselesini
Çok yani bu Hüdapar. Tabii ki ufak yani Türk kesimleri çok abartılıyor. Bugünkü sayısal karşılığı Kürdistan'da ufaktır. Yalnız Kürdistan'da AKP'nin Kürt siyasetinde tarihsel bir kopuş yaşandı 2014-2015 sonrasında. İyi Kürt, kötü Kürt kalktı, Kürt istenmiyoruz dedi. Yani HDP'nin içerisinde Kürt siyasetçi, önde olan Kürt siyasetçi bile kalmadı hatırlayacaksınız. Şu anda ikinci bir kırılma yaşanıyor. Kürdistan'da özellikle cemaatin tasfiyesinden sonra sokakta Kürt toplumu içerisinde örgütlenebilecek veyahut da devlet yani o kolonyal ilişkiyi sürdürecek veyahut da onu geliştirecek bir kesim kalmamıştı. Şimdi her şeyi taşere eden Erdoğan rejimi Kürdistan'daki kolonyal yönetimi bir kez daha taşere ediyor. Bunu sevgili meslektaşım Adnan Çelik de vurguladı. Ben de tekrar hatırlatmak isterim. Şimdi Kürdistan'da esas şimdi dedim ya solda kaybedildi. Bence önümüzdeki döneme ilişkin en büyük sorun Kürdistan'da ve Hüdapar üzerinden yapılacaklar. Yani Kürdistan'da belli ki Soylu'nun açıklamalarının o devlet aklı vesaire söyleminin anlatmaya çalıştığı şudur. Bundan sonraki kayyum devam edilecek ve kayyum bundan sonra Hüdapar ve Hizbullah üzerinden devam ettirilecek. Ve bununla beraber... Ben çok özür diliyorum. Süreye dikkat edelim. Çok fazla soru hemen var. Hemen topluyorum. Dolayısıyla şu andaki sorun evet, şu andaki kaybın nereden olduğu belli ama daha uzun vadeli düşünüldüğü zaman bir tek seçimin sonucu değil, Kürdistan'da geliştirilmesi çok muhtemel bu yeni siyasete karşı ne yapılacağını değerlendirmekte Yeşil Sol Parti, HDP ileri gelenlerinin veyahut da karar vericilerinin önündeki çok büyük bir mesele olarak kalacak. Kusura bakmayın çok uzun olduysa, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yektan Türk Yılmaz'a. Engin Yurtsever var, onu da kısaca alalım, süreye dikkat edelim. Çok fazla soru var, çok fazla mesaj geliyor. Özelden gelen mesajlara zaten cevap veremiyoruz şu an burada olduğumuz için, arkadaşlara da söyleyelim. Söz Engin Yurtsever'de. Merhaba, bütün katılımcıları selamlıyorum. Seçimden sonra Kürtler başlığı altında ben aslında sadece seçimi konuşuyoruz. Oysa Kürtler ve Kürdistan sorunsalı çok ayrı bir şekilde duruyor. Seçim sadece HDP'nin yeşil sorun Kürtleri bir şekilde siyasal alanda ilgilendiren bir bölümle ilgiliydi. Esas kıyamet bundan sonra kopacak diye düşünüyorum. Rojava'dan başlayacak, işte Mahmur'u biliyoruz kaç gündür. Bunu hatırlatarak devam edeyim. Bu soruyu şöyle cevaplandırmamız gerekir. Seçimden sonra bir bütünün bir parçası olur. Seçimden öncesi, seçim sırası ve seçimden sonrası diye düşünebilirsek eğer, şöyle bakmak isterim. Konular en aşağı üç grupta toparlanıyor. Birincisi, ya evet parti var, bir şeyler olsa bile devam edelim, sahiplenelim. Diğerleri, ya bir sorun var, bunu konuşalım. Üçüncü grup ise bu boşluktan çıkarak kendilerini milliyetçi olarak adlandırılan, ki milliyetçilik de bir şekilde faşizme tekabül eder. Bu arada değerlere, özgürlük hareketine saldırı şeklinde gelişen, bunları bir köşeye ayıralım düşünceleri olsa bile. Seçimden önce ittifakın oluşturulmasına itiraz sesleri vardı. İttifak oluşturulması anlamında değil ama ittifak kurulan partilerle ilgili problemler vardı. Bunları söyleyelim, işte başlarında tip vardı. Çünkü kaçak konuşmaya gerek yok. Tipin hareketleri, örneğin işte 30 Ağustos'ta düğün dernek havasına girip 10 Kasım'da ağlayanlar ama 15 Ağustos'ta aynı havayı çalmadılar. 29 Haziran'da aynı havayı çalmadılar. 15 Şubat'ta aynı havayı çalmadılar. Yani bir farklılık zaten baştan beri geliyordu. Bu ister istemez Kürt tabanında bir kırılmaya yavaş yavaş yol açarak gitti. Sadece kendilerini baz alarak oluşturdular. Diğerleri de suskun kalarak süreci atlattılar. Yani ittifak denilen şey aslında Kürdistanlı seçmenlerin özverileriyle, fedakarlıklarla yürütülmeye çalışılan Türkiye'li sol sosyalist ve sosyal demokrat veya vicdan sahibi insanlarla bir arada olmayı hedefleyen ama bütün ağır yükün Kürtlerin sırtından geliştiği bir süreçti. Listeler kırılma yarattı. Çok net olarak yerlilerin fikri alınmadı. Belirlenen liste komisyonu kimdi? Bazı insanlar problemliydi, bazı adaylar eksikti. Eksikliklerine rağmen, gündeme düşmelerine rağmen bunlara da dikkat edilmedi. Bunlar da bir kırılma yarattı. Şimdi bir öz eleştiri verileceği söyleniyor. Toplantılar yapılıyor. Bunu beklemek gerekir. Önceden belki fikir yürütmek yanlış olabilir. Ama
kişisel kanaatimi söylersem sürece yayılacak bir davranışla karşı karşıya kalacağız. Oysa çok net bir şekilde ortaya çıkılmalı. Çünkü tepkiler örneğin birincisi iki dönem kuralı ihlal edildi. Aday belirlemeleri ihlal edildi ve böyle gelişti. Kampanya ise yetersiz kaldı belki insanlara ulaşmada. Bunun çeşitli nedenlerini konuşabiliriz ama sadece şunu demek bir anlamda yetersiz kalıyor. Devlet veya Erdoğan rejimi çok ağır bir şekilde üstümüze geldi. Doğrudur ama mücadele eden biziz, ayakta kalan biziz, direnen biziz. Doğal olarak bizim üstümüze gelecek. Çünkü geleceği ve değiştirmeyi biz üstlenmişiz. Bu sorumluluk bizim omuzlarımızda ve bunun için mücadele ediyoruz. Baskılarda olması kaçınılmaz. Belirlemelerde bir de tek adam rejimi, diktatör mü? Bu ikisinin arasındaki muallaklığı da kaldırmak lazım. Eğer bir faşist diktatörlükten bahsediyorsak seçimler veya herhangi bir mücadele aracını da mutlaka kullanmalıyız. Ancak belirleyici olan başka alanlardır. Eğer parlamentoda iktidar, faşist iktidar, sömürgeci Türk iktidarı silah seslerinden bahsediyorsa sokaklarda barış sesleriyle karşılık veremezsiniz. Çünkü sokaklarda da size aynı dille hitap edecektir. Nitekim şimdi kuzeyde sessizliğe gömülmesi, sadece gözaltılar, tutuklamalarla yetinmesi ama bunun dışında Rojava'da, Başur'da ve zaman zaman da Rojhelat'ta da yüklenmesi aslında bu devletin tavrını gösterir. Kürtlerin seçim sırasındaki elbette şu tercihi doğruydu. En ufak bir adım bile değerlendirmeli, konuşulmalıydı. Ancak bu konuşmalarda parti olarak bir talebimiz olmadı. Bu çok tartışılmaya yol açıldı. Ve bundan sonrası ne olabilir? Benim görebildiğim kadarıyla devlet, ister Ergenekon diyelim, ister artık devletleşmiş Erdoğan diyelim, HDP'yi şeytanlaştırarak bir anlamda altılı masa denilen yapıya karşı bir uyarı verdi. Kısmen de bunda başarılı oldu. Bu kadar net. Ama biz bunu görmedik. Bu da şuna delalet eder bence. Seçimlerden bir süre sonra biz göreceğiz ki Süleyman Soylu da bundan iki hafta önce falan açıklamıştı. Seçimlerden sonra biz Rojava'da ne Amerikalı ne Kürt bırakırız. Diğer Engin arkadaş bölüyorum ama lütfen süreye dikkat edelim, toparlayalım. Tamam o zaman. Hocam kısa olarak geçeyim. Seçimlerden sonra sadece şunu yapmayalım. HDP evet tekrar toparlansın, öz eleştirisini versin ki bana kalsa genel başkanlardan başlayarak seçim oluşturma komisyonunda dahil olmak üzere öz eleştirilerini versinler ve yerlerine başkalarını devretsinler. Bu bir. İkincisi, bizim esas sorunsalımız sadece Kuzey Kürdistan'da yürütülen ortak bir vatan anlayışından hareket mi edeceğiz, yoksa diğer bölgelerde de paradigmaya uygun olarak hareket ederek bütünselliği mi savunacağız? Sadece seçimler bağlamında Kuzey Kürdistan'a bağlı kalırsak veya hapsolursak korkarım ki bu bizim milli duygularımızdan da uzaklaşarak sadece Türk devlet yapısının, ki bunu sömürgeci Türk devleti, faşist Türk devleti olarak adlandırmak gerekir, onun düzeltilmesine çaba harcayacağız ki demokrasi de kuşaklara dayanan bir sorundur. Birkaç seçimle, birkaç yasayla bir halkın değişmesi mümkün değildir. Gerekirse sonradan konuşurum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Kısaca Cahit Mervan'a söz verelim. Gelen sorular ışığında kısa bir değerlendirmesini alacağız. Ya tekrardan merhabalar. Ya çok vakit almak istemiyorum. Aslında çok iyi değerlendirmeler vardı. Ancak bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Az önce bir arkadaş sanıyorum Erin arkadaştı. Dedi ki biz karşıtımıza mı benzeyeceğiz? Elbette ki öyle değil. Yani paradigma oluştururken, ideolojik politik hattınızı oluştururken ona benzeyerek yapmazsınız ama günlük veya kısa orta vadede stratejinizi ve taktiklerinizi oluştururken, mücadele araçlarınızı oluştururken karşı tarafı da dikkate almak zorundasınız. Karşı tarafa benzemek değil ama onun da o koşula dikkate almak zorundasınız. Yani az önce Yektan da söyledi, aslında Kenan çok çok güzel izah etti. Yani biz eleştiriyi klasik bir mesele olarak görüyoruz. Halbuki tabii böyle görmek gerekiyor. Eleştiri çok önemlidir. Öz eleştiri çok önemlidir. Hiç kimse de bundan muaf değil. Sevgili Azat Baraj'ın yazdığı gibi olması gerekiyor. Ama diyerek de konuşmak istemiyorum. Ama karşımızdakinin organize kötülüğünü de görmemiz gerekiyor. Biz bu organize kötülüğü görmeden, biz bu organize kötülüğü yarattık koşullarda, koşulları hesaba katmadan sadece kendimizi dövmeye kalkarsak
kolumuzu kanadımızı kırarız diye düşünüyorum. O nedenle yani bir taraftan doğru gerçekten organize kötülüğü doğru tespit etmemiz gerekiyor. Ben buna büyük organize kötülük diyorum. Yani az önce Engin'le söyledi işte Rojava'ya satmak, işgal hareketi, Güney işgal, Doğu Kürtistan'a saldırı, Avrupa'daki cinayetler veya saldırılar yani tek bir yerde sınırlı değil. Psikolojik savaş, işte, algı operasyonları, büyük yalanlar hepsini bir yere topladığın zaman dalavere, alavere, milyar dağıtılan paralar, devreye konulan küçük örgütler, paramiliter güçler falan bu büyük bir organize kötülüğün kötülük var karşımızda. O nedenle yani biz bu organize kötülüğe karşı, bu sömürgecilik rejime karşı mücadele ederken bunu yarattığı sorunları göz ardı ederek sadece yanımızdakini dövmeye kalkmak doğru değil. Az önce bir arkadaş bir şey söyledi, onu da bir süre bitireceğim. Dedi ki yereldeki gazetecilerle istişare içinde karar almıyorlar da çalışmıyorlar. Hemen ondan sonra baktım. Ya arkadaşlar 24 Nisan'da büyük bir operasyon yapıldı gazeteci yönelik. O da yetmedi. 29 Nisan'da ikinci operasyon yapıldı. Onlarca arkadaşımız yani sahada çalışabilecek, neredeyse yerelde çalışabilecek gazeteci bırakmadılar. Bu tutuklamaların hiçbir etkisi yoktur filan. Tamam de, yani sömürgeciler bize hep zulüm yaptı ama biz tamam biz de hep dinlendik. Ama her dönemin kendisine özgü koşulları var. Yani 18 milletvekilinin olduğu dönemden çok da ilerideyiz biz bugün. Elbette ki 18 milletvekilinin döneminin yarattığı değerler, o mücadelenin birikimi şu anda konuşuyoruz, tartışıyoruz. O nokta değiliz zaten. Yani Kuzeydoğu Suriye diye bir özel bölge var. Kuzeyde her şeye rağmen yükselen ve bir güç olan Kürt Ulusal Demokratik Hareketi var. Türkiye'nin demokrasi güçleri var. Yani şöyle bir şey yok. Yani bir tufan kopmuş ve bu tufan içerisinde bizim gemimiz batıyor diye bir şey yok. Başkalarının gemileri batıyor ama hala bizim gemimiz devam ediyor ya da ve bunu böyle düşünmek gerekiyor. Geminin içerisinde tartışalım, konuşalım. Öz eleştirimizi yapalım. Gerekli görevlendirmeler olsun. Hatta istifalar olsun. Bunda kesinlikle karşı değilim. Ama bunu yaparken kesinlikle organize kötülüğün yeni kötülüklerine de dikkat edelim. Yani bu dikkat yapılmadan yapılacak her adım karşı tarafa yarayacaktır düşünüyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Bir de biz HDP adına konuşmuyoruz. Yani biz de kendi görüşümüzü söylüyoruz. O nedenle ben burada parti elitleri de konuşuyor gibi bir şey söylendi. Böyle bir şey yok. Herkese çok teşekkürler. Beni dinleyenlere. Sabırla herkesi tekrar dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Cahit Mervan'a da. Hızlıca Fırat Bulut'u alalım. Kısaca buyurun. Pardon Barış, ben ondan önce bir şey söyleyeyim. Kusura bakma. Buyur Ahmet. Yani yorumlara bakıyorum ama çoğunu tabii göremiyorum. Bazısını görebiliyorum. Şimdi mesela bir takipçi yazmış, Avukat Osman Taşdemir diyor ki 334 yorumun 300 tanesinin eleştiri olması ve sizin hiçbirine cevap vermemeniz de dikkatimizden çekmiyor. Şimdi yani devrik bir cümle ya da ben yanlış okudum. Vermemeniz de mi dikkatinizi çekmiyor. Şimdi Cahit Mervan'ın söylediği gibi zaten soruların bir kısmı doğrudan HDP'yi ilgilendiriyor, Yeşil Sol Parti'yi ilgilendiriyor ve burada bu eleştiri veya soruların tamamı zaten kayda geçiyor. Bir tartışma yapıyoruz. Dolayısıyla bazı soruların yani soruların tümünün de muhatabı elbette ki biz deriz ama yorumlarımızı söyleyebiliriz yorumlarken. Cahit Mervan, senin mikrofonun açık kalmış. Yani bunlar kayda geçiyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde HDP'den yetkililer de dahil ederek bu eleştirilere, bu sorulara cevap vermelerini talep edebiliriz ki zaten başka mecralarda, başka yayın organlarında, başka platformlarda bu konuda tartışmalar oluyor. Olacaktır. Yani demek istediğim böyle eleştiriden, sorudan kaçma falan öyle bir durum yok. Diyor ki işte HDP yönetimi değişecek mi? Bunu HDP üyeleri, HDP delegeleri belirleyecek. Yani bu sorunun muhatabı burada yok. Yani buna cevap verecek bir kişi de yok açıkçası. Dolayısıyla bunu HDP'nin başta da söylediğimiz gibi kendi kurulları, yetkilileri, delegeleri, üyeleri, seçmenleri tartışarak yani ne karar alacaklarsa bu kararı alıp uygulayacaklar. Bunun cevabı budur. Buyur. Bir şey söyleyeceğim. Fırat'tan önce, Fırat kusura bakmazsan, Nurgül uzun zamandır almışız, bekliyor aşağıda. Birçok defa da söz istedi.
Kısaca sözü ona verelim ama biz yavaş yavaş bitireceğiz. O yüzden böyle kısaca ifade ederseniz seviniriz. Nurgül arkadaş söz sizde. Şeybaş, arkadaşlar ben özellikle sosyal medyada işte istifa etsinler, şöyle yapsınlar. Hatta bir çağrıcı var Ses Partisi'nden. Genel bir çağrı yapmış başka partiden. Ben gerçekten samimi bulmuyorum. Ben mesela bir ilçede kadın meclisi sözcüsüyüm. Eleştirileri tabii ki yapacağız. Biz bize yapacağız. Halkımızın da eleştirileri olacak. Fakat art niyetli bu yazılımları gerçekten doğru bulmuyorum. Benim seçim sürecine ilişkin görüşüm gerçekten herkes biliyor geminin su aldığını, kaptanın yalan söylediğini ve zarların hileli olduğunu. Bu antidemokratik ve tümüyle eşitsiz bir ortamdaki bu sistemin seçimi de nihayetinde bu yanlışları doğurdu. Gerçekten seçim gününden itibaren bizler HDP olarak alandaydık ve bu süreçte bileşenler özellikle tip çok vakit aldı, bunu belirtmeliyim. Hatta son günlerde Kürdistanlı temsilcilerimizle son günlerde bir toplantı yapıldı. Ben şunu sormak isterdim yöneticilerime. Özellikle iki dönem kuralı varsa bu neden işlemedi? Yani son gün bile mesela değerli hemşerim Sırılsakık son gün aday oldu. Ya da teklif götürülecek adaylar Hasan Cemal, Cengiz Çandar ya da değerli başka insanlar. Bunları taban biliyor muyuz? Geldiğimiz şu aşamada meclisin açıklamasını ben bugün okudum HDP Genel Merkezi'nin. İlçelerde bunun tartışılması, illerde tartışılması önümüzü açacaktır. Elbette bu süreçte eksiklerimiz olacaktır. Hepimizin eksiği vardır. Daha doğruyu, daha güzeli bulmak için umutla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şunu da isterdim. Tabii koltuk sayısı ve pazarlık değil. Biz kendi gücümüze inanarak var olan bir partiyiz. Ama biz de Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmeliydik. Fakat sonuçta Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini elbette doğru bulduk. Kürtlerin tercihi gerçekten siyasi zeminde Kılıçdaroğlu olmasa bile tek adamı ve bu rejimi gönderme çabasının ilk hedefini ortaya koydu. Bu da yanlış bir adım değildi. Ama örgütümüzü daha ileriye götürecek çalışmalar içerisinde mutlaka olmamız gerekiyor. Herkese başarılar diliyorum. Kazanan vekilleri de kutluyorum. Teşekkürler. Hemen Fırat'a da verelim söz. Fırat, sen de kısaca merhaba arkadaşlar. İfade edersen. İyi akşamlar, herkese selamlar. Tabii arkadaş biz bize dedi ama biz de bir gazeteci olarak katkı sunalım. Yani tabii bu seçim süreci diğer arkadaşlar da bahsetti. Yani devletin de çok ciddi anlamda özellikle Türk siyasetine yöneldiği, hatta seçime 5 gün kala, 10 gün kala, 20 gün kala yani bu seçim sürecinde yürütecek çalışanlarına yönelik operasyonlar vesaire yaptı. Tabii geçmişte de seçim süreçlerinde ve öncesinde bu tür operasyonlar, baskılar her zaman olmuştur. Türk siyaseti üzerinde her zaman baskı olmuştur. Ona rağmen Türk siyaseti işte kendi partisinin oy pusulasındaki yeri iple ölçerek gidip işte şey yapmıştır, oy kullanmıştır. Yani mesela özellikle bölge illerinde o sol partiye çok ciddi oylar çıktı. Yani bu da aslında hem Yeşil Sol Parti'nin tanıtımının, kampanyasının çok güçlü yürütülmediğinin göstergesi. Tabii bir taraftan bunda işte yaşanan deprem nedeniyle işte oradaki çalışmalar, diğer taraftan da bütün devletin bütün aygıtlarıyla baskısının etkisi var. Ama bu seçim sürecinde bence Türk siyasetinin kaybettiren noktalardan biri tiple ilgili tartışma süreci iyi yönetilemedi.
Yani bunda işte sorumlu budur şudur demiyorum. Bu süreç bir bütünüyle yürütülemedi. İkincisi benim bu süreçte gözlemlediğim kadarıyla yani eskiden işte seçim sürecinde aday belirleme süreçlerinde çok etkin bir şekilde halk işin içindeydi. Dolayısıyla bizim bütün siyasi tecrübemiz şunu göstermiştir ki halk kendisi karar verdiği bir şey yanlış bile olsa ona sahiplenir, arkasında çıkar. Dolayısıyla bu aday belirleme sürecinde geçmişten farklı olarak bunu göremedim. Tabii bu da bir soru olarak yönelteyim. Zannedersem adaylar da işte cezası olan, dosyası olanların adaylığı kabul edilmedi gibi bir bazı tartışmalar, söylemler vardı. Bunun doğruluğunu tam bilmiyorum açıkçası ama yani mesela böyle bir kriter uygulanmışsa bu tamamen hani toplumsal mücadelenin şeyine aykırıdır yani. Düşünün işte bir üniversitede okuyorsunuz, siz işte yürüyüşün en önündesiniz, dosyanız var ama diğer o üniversitede kafede oturup kendi imtiyazlı, korunaklı yerinden taviz vermeyen, sonra bir ekonomik güç elde edip siyasette işte aday olabilir ve sen olamıyorsun. Yani şunu demeye getiriyorum biraz, bu Türk siyasetinde özellikle orta sınıf siyasetinin başat olması hususu çok görünür bir şekilde. Bunda bir taraftan devletin baskısı, bütün çalışanlarını ya işte sürgün olmaya ya cezaevine ya da başka seçeneklere mecbur bırakması kadar siyasetin de aslında radikal demokrasi çerçevesinde yürütülmesi gereken siyasetin de biraz sistem hastalıklarını kapmasının bir sonucudur. Son işte 5 yıldır, son 7 yıldır çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki toplumsal mücadelenin merkezine veya siyasetin merkezine seçim yerleşmiştir. Dikkat ederseniz 3000'e yakın aday adayı vardır. Ama bugün çıkın bir kongre yapın, il başkanlarını belirlemeye çalışının, 3000 değil 1000 kişi belki bulamazsınız. Yani bu da aslında o seçim olgusunun, seçilme olgusunun siyasette biraz merkezi bir role bürünmesinin nedenidir. Bu da orta sınıf siyasetinin getirdiği bir şeydir. Seçimden sonra yapılması gereken aslında tam bütün bu tartışmaları, bütün bu eleştirileri, dışarıdan içeriden bütün eleştirileri masaya yatırıp değerlendirme yapmaktır. Tabii bazı sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaları da çok ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. O bütün tartışmalar işte hepsi yanlıştır, haksızdır demiyorum ama özellikle sosyal medya üzerinden hem tip mevzusunda hem adaylar konusunda hem bazı adaylar konusunda çok ciddi manipülasyonlar, yıpratmalar yaptı ve bu kesimlerin de işte gizli Erdoğancı veya açık Erdoğancı olduğu da bilinen bir gerçektir. Yine toparlayabilir misin? Bir bütün olarak ele aldığımızda aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranı veya işte %48'lere dayanması bir anlamda Millet İttifakı açısından aslında bir başarıdır. Burada başarısızlık veya Kürtlere kaybettiği algısının yerleşmesinde şu husus önemli. Bence mesela Yeşil Sol Parti ve HDP Kılıçdaroğlu'na çok erken desteğini açıkladı. Ve daha sonra işte Millet İttifakı'ndaki o Türkçü söylemlere yönelme, ben daha milliyetçiyim yarışına girme durumu karşısında da en basitinden biz halkımızla görüşüp, halkımızla tartışıp karar bile verseydi bu yine işte Türklerin o belirleyici pozisyonuna şeyine bir vurgu olurdu ama Millet İttifakı'nı desteklemenin, kendi adayını çıkarmamanın doğal sonucu olarak Yeşil Sol Parti'nin, HDP'nin bir kısım seçmeni bu şekilde oraya kaydı. Mesela ben dolaştığım illerin birçoğunda şunu gördüm. CHP'li milletvekilleri adayları milletvekili seçiminde bile HDP ile Yeşil Sol Parti ile ittifak yaptıklarını, kendilerinin de Kürt olduklarını ve bu şekilde çok ciddi böyle HDP tabanından oy devşirmeye kalkıştılar. Bu da dolayısıyla o ittifak şeyinin tam sürecinin tam yönetilemediği, bunun halka tam anlatılamadığı şeyini çıkıyor, sonucunu çıkarıyor. Hemen bitireyim. Bundan sonrası yapılması gereken ise yani Türk siyasetinin özellikle bu seçim odaklı, seçim merkezi, seçimden seçime halka giden, seçimden seçime çalışma yapan bazı yerlerde özellikle böyle bu siyaset tarzını bırakarak, terk ederek
toplumsal mücadelenin bütün alanlarında yürüteceği mücadele ve örgütlemeyi ön plana almasıyla gelişir. Başarı da bu şekilde gelişir. Süre kısıtlaması getirdiğiniz için çok böyle derinlikli tartışmak mümkün değil. Bir hususu da yani şimdi mesela HDP'nin veya Yeşil Sol Parti'nin ideolojik teorik olarak esas aldığı nedir mesela program? Şüphesiz her birimizin bunda cevabı vardır. Ama bugün HDP'yi, Yeşil Sol Parti'yi temsil eden, onun çalışmasını yürüten gerek yerlerde gerek diğer ne kadar o ideolojik çerçeveyi benimsiyor, esas alıyor veya işte savunuculuğunu yapıyor. Bunu biraz sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Fırat. Barış Azeyla var. İstiyorsan ona da söz verelim. Erdal buradaysa sonra... Söz verelim. Erdal'a da istek gönderiyoruz. Erdal kabul etsin eğer bizi duyuyorsa. Onun da çünkü söz hakkı vardı. Söz verecektik. Azella konuşabilir kısaca. Merhaba, selamlar, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Ben eleştiri için burada değilim. Bir teşekkür etmek istiyorum. Bir de bir önerim olacak şahsen. Burada emektarları görmek güzel. Cahit gibi, Ahmet gibi, aşağıda Reşat'ı gördüm. Bunlar bizim değer verdiğimiz, işte ne bileyim haber kaynaklarına güvendiğimiz arkadaşlar. Bugün Ahmet arkadaş çok teşekkürler. En azından ses olabildik, konuşabildik, kendimizi ifade edebildik. Ama demin bir tane Osman Taşdemir'in mesajını keşke okumasaydınız. Çok da önemli bir karakter değil. Bundan sonra bu yoğun süreçlerde sizden ricam, özellikle de ben sizleri, siz emektarlarımızı gerçekten bizim temiz kalmış dervişleri olarak hep tanımlıyorum. Böyle yer yer bu yoğun süreçlerde bize bu platformda zaman ayırabilirseniz, dahil olabilirseniz, böyle daha profesyonel, daha sağlıklı, daha temiz koşullarda tartışma olanağı sunabilirseniz biz şahsen çok memnun oluruz. Bunu söylemek istedim, izah etmek istedim. Zaten benim bu gelenek ve bu yapıdan hiçbir şekilde, hiçbir zaman şüphem olmadı. Bir düzleme çıkacağız, evet, yer yer inişler, çıkışlar yaşayabiliyoruz. Bu mücadelenin içinde bu hep var oldu, olmaya da devam edecek ama biz tekrar tekrar kendimizi bulabiliyoruz. Hatalarımızdan, eksiklerimizden ders çıkarabiliyoruz. Tekrar toparlanabiliyoruz. Yani şimdi belirli bir yerde bir siyaset, temiz bir siyaset. Pardon, yani çok kirli Erdal, bir sistemin içerisinde. Efendim? Pardon, kesiyorum. Erdal mikrofonunu açık, kapatırsam. Tamam. Çok kirli bir siyasetin yürütüldüğü ortamda çok temiz bir siyaset yürütülmeye çalışılıyor. Ya yani bunda başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Ama önemli olan temiz kalabilmek ve ben şahsen temiz kalabildiğimize inanıyorum. Ve başarı da gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yer yer bize zaman ayırırsanız, bu ortama, bu platformları daha sağlıklı bir ortama kanalize etme olanağını sağlarsanız ben şahsen çok memnun kalırım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Erdal, istiyorsan sözü sana verelim. Müsaitsen. Tamam. Sesimi alıyor musunuz? Evet evet, sesin geliyor. Tamam. Ya bir arkadaşımız benim yani ürkek olduğumu söylemişti. İç eleştiriyle ilgili galiba bunu söylemişti. Öyle değil. Yani mesele şöyle, iki denklem var. Yani bir, biz Türkiye'nin içinde bulunduğu rejimi nasıl tanımlıyoruz? Bu önemli bana göre. Çünkü buna göre tavır belirlememiz veya bir takım değerlendirmeler yapmamız önemli. Yani faşizmin olduğu koşullarda şunu değerlendirmek, yani seçim sonuçlarını HDP başarılı oldu, başarısız oldu ya da Yeşil Sol Parti başarılı oldu, başarısız oldu tartışması bana gerçekçi gelmiyor.
Çünkü sonuç itibariyle faşizm koşullarında AKP veya Erdoğan rejimi sonuçları belirledi. Her şeye rağmen belirledi. Birinci turda da kaybetti, ikinci turda da kaybetti. Ama eliyle koymuş gibi dizayn etti Recep Tayyip Erdoğan rejimi. Şimdi bu açıdan benim itirazım burada. Şimdi elbette HDP, Yeşil Sol Parti kendi içerisinde kendi yetkili organlarında bir takım değerlendirmeler yapacaktır ve bir takım sonuçlar çıkaracaktır. Aynı şekilde ortaya çıkan sonuçlardan Kürt Özgürlük Hareketi de bir takım sonuçlar çıkaracaktır. Ama benim anlatmak istediğim, söylemek istediğim şu. Ortada bir faşizm var. Yani faşizmin olduğu koşullarda bizim ya da iç tartışmalarla zaman tüketmemizin doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum. Temel gerekçesi de şu bunun. Yani Erdal'ı değil Ahmet'i, Ahmet'i değil Barış'ı aday gösterseydik ne değişecekti yani? Ne değişecek? Yani iki ya da 10 milletvekili fazla çıkaracaktık, değil mi? Ya da 20 milletvekili fazla çıkarttık. Hadi 30 olsun, 40 olsun. Ne olacak? Ne değişecekti? Sorun bu değil. Bana göre bu değil. Eleştirileri, haklı eleştirileri, yani yok saymak ya da ötelemek için bunu söylemiyorum ama karşı karşıya olduğumuz rejimi veya rejimin politikalarını da bilmemiz açısından bana göre önemli. O açıdan yani elbette HDP, Yeşil Sol Parti kendi iç sürecini işletecektir ve gerekli sonuçları çıkaracaktır buradan ama biz şöyle yaparsak yanlış yapmış oluruz. Yani demokratik bir ortamda seçim olmuş, HDP başarısız olmuş, Yeşil Sol Parti başarısız olmuş. Tabii ki hesap vermesi gerekiyor, bir takım sonuçlar çıkarması gerekiyor. Bu ayrım. Ama faşizm koşullarında HDP, Yeşil Sol Parti ya da diğer siyasi partiler seçime girmiş. Ya buradan çıkan sonuç ve değerlendirmenin de farklı olması gerektiğini söylüyorum. O açıdan bir şey söylemeyerek öyle kapatayım. Fethullah Gülen ve Erdoğan rejimi ve Erdoğan'ın ortak olduğu dönemlerde, ortaklık yaptıkları dönemde Kürdistan'la ilgili şöyle bir planları vardı. Yani bu onların resmi tutanaklarında da vardı. Diyorlardı ki HDP, işte DTP o dönem, DTP içerisinde, DTP yöneticileri içerisinde fitne ve fesat yaratın. Aldıkları karar, yani toplantı yapmışlar ve toplantılarda şöyle bir plan yapmışlar. HDP içerisinde fitne fesat yapın. Birbirlerinin dedikodularını yapsınlar. Birbirlerini çekiştirsinler. Şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Birilerini destekleyin, birilerini kötüleyin. Bunu yapın, şunu yapın. Aynı amaçla Kürtistan Özgürlük Hareketi içerisine ajanlar gönderdiler. Yani bir takım insanlar düşürdüler. Dediler ki gidin oraya, sigaranın yerini değiştirin, işte tabağın yerini değiştirin, şunu bunun yerini değiştirin. Kuşku, kaygı ve benzeri şeyler yaratın. Birbirine girsinler, birbirleriyle tartışmalar yapsınlar. Bütün arkadaşlar tenzih ediyorum, bütün iyi niyetli arkadaşlar. Ama benim düşüncem şu, hatalarımız, eksiklerimiz tabii ki var. Olmasa zaten bugün faşizmi yenmiş olacaktık. Ama gerçek durumumuz şu arkadaşlar, bir savaştayız. Sadece kuzeyde değil, her tarafta bir savaştayız ve bize karşı bir savaş ilan edilmiş, bizi yok etmek istiyorlar. Şimdi bizim esas olarak pozisyon almamız gereken noktanın da bu olduğunu düşünüyorum. O açıdan yani aday tartışması, kişi tartışması, istifa etti, etmedi, bunların bana şey gelmiyor yani... sayıcı gelmiyor bunlar. Evet, bunlar önemli ama esas olarak odak noktayı kaybetmemek gerektiğini düşünüyorum. O açıdan olması gereken, bize karşı bu soykırımı tamamlamak istiyorlar. Biz bunun karşısında hepimiz, HDP, Yeşil Sol Parti, demokrasi alanı, yani demokrasi güçlerinin alanı, sivil toplum, bu, şu, neyse, hepimiz nasıl bir pozisyon alacağız? Buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Önemli olan budur. Bu açıdan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu Kürdistan'a özgürlük, Türkiye'ye demokrasi perspektifi son derece doğrudur. Bunu da tartıştırmak istiyorlar. Bu da son derece büyük bir tuzaktır.
Orta Doğu perspektifi son derece önemlidir. Bu yol göstericidir. Yani karanlığa ışık tutan budur. Bana göre buna uygun davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Erdal. Bir yeni sıcak bir bilgiyi de verelim. Erdal, bu arada mikrofonunu kapatabilirsen. Demet arkadaş ABD'de yaşıyor. AKP'liler orada Kürtlere saldırmışlar sanırım. Bir meseleyi anlatabilirse bize. Demet arkadaş, mikrofonunu açabilirsin. Söz sende. Neler oluyor orada, neler oldu? Merhaba arkadaşlar. Bütün dinleyicilere selamlar. Bu arada Ahmet Bey bir şey mi söyleyecek? Eli havada, ben bekleyebilirim. Yok, bir önceki kullanıcıya selam amaçlı onu yaptı, öyle kaldı. Okey, tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar burada Kürtçe, arabada Kürtçe müzik çalınıyor diye bizim bir grup gencimize bir takım bir saldırı oldu gündüz. Daha sonra bu çocuklar olay yerinden, o AK Partililer saldırdı tabii, onu da belirteyim. Oradan uzaklaşıp bizim burada bir esnafa gitmişler. Daha sonra bunlar uzaklaşınca muhtemelen korktuklarını düşündükleri için o esnafa saldırmışlar 2-3 saat sonra. Bu nerede oldu? New Jersey'de. Aynen. Sonra biz toplandık, gittik tabii olay yerine. Bekledik. Polis falan geldi. Çocukların müdahale etmemesi çok çok iyi olmuş. Zaten biz her şeyi bıraktık. O çocukların sahipsiz olmadığını ve yasal sürecin başlattık. İşte 2-3 gün iş günü içerisinde. Çünkü tehditler o kadar korkunç ve iğrenç ki kendilerini gerçekten Türkiye'de sanıyorlar. Tehdit aynen şu: sizi hepinizi sarı torbalara koyacağız. Slogan bu. Ondan sonra gece yarısı değil, saat 11:30 sularında tekrar aynı çocuklara tehdit mesajları ve geliyoruz sloganı. Tabi o süre içerisinde biz de orada olmuştuk 300 kişi. Dedik bu sefer gelirlerse güzel bir döveriz, ondan sonra göndeririz. Bizim planımız da buydu. Çünkü artık haneye tecavüze giriyordu. Geldiler, biz de saldırdık, onlar da bize saldırdı. Polis girdi araya, neyse bunları gönderdiler bir şekilde. Şimdi günlerdir biz oradayız. Biz oradan o esnafların çıkmasını istiyorduk daha önceleri. Ama şu an artık çıkmayacağız. Burada da mücadele edeceğiz. O sarı torbaları, evet, kendi ülkelerinde zaten zihniyet bu. Geldiğimiz yerde zihniyet buydu ama burada buna müsaade etmeyeceğiz. Gene bizi yasal yollarla, gene aynen yıllardır bir mücadele veriyoruz. Hak, hukuk, adalet ölçüleri içinde. Gene aynı şekilde devam edeceğiz. Ediyoruz da. Bakalım saldırılar ne duruma gelecek. Ama bizim tek derdimiz, en azından gönderelim kendi oldukları yere, ait oldukları yere. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, maalesef böyle bir Kürt düşmanlığı, bir Kürt antipatisi. Çok Demet arkadaş, teşekkür ediyoruz. Süremiz de doluyor. Ek bir bilgi yoksa şöyle küçük bir şey söyleyeceğim Barış arkadaş, seçimle alakalı da. Arkadaş, çok kısa lütfen. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Seçimle alakalı şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, eksiğimiz, evet, bir şeyi değiştirmezdi zaten. Ön milletvekili fazla çıkarsak o mecliste fark eden bir şey olmazdı. Ama seçmenlerimiz partisine gönülden bağlı ve önemsenmediğini düşünüyor. Bir, ikincisi, ittifaklarımızın bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Kendi ittifaklarımız kendi filamalarıyla çalışmaları yürüttüler. Bunların acilen elden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, eleştiri yapacağız ama yapıcı eleştiri yapacağız. Selahattin Demirtaş'a da gelince, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yaptığı kadar keşke partinin propagandasını yapsaydı söylemi de benim söylemimdi. Ama bugün o da benim onurumdur, irademdir. Kesinlikle yanındayız. Biz, eleştirilerimiz yapıcı olmalı diyorum. Teşekkür ediyorum. Seri konuştum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. 23:30 demiştik. Sadık kalalım. Çok bu 5 dakika ve 1 dakikaya çok sadık kalamadık. Affola diyelim tüm dinleyenlere, söz veremediklerimize. Bence bu aynı zamanda bir planlamada olsun, bu devam edecek bir süreç, biz de bu tür yayınlara devam edebiliriz, etmeliyiz bence. İyi bir yayın olduğunu düşünüyorum, herkese çok çok teşekkür ediyorum diyeyim. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi geceler. Ben de bir şey ekleyelim o zaman.
Belki sonda yani süre aşmasaydı bir iki şey söylerdik. Diğer arkadaşlar da söylemek istiyordu. Şimdi burada da halen konuşmak isteyenler var ve yazılı olarak da yüzlerce mesaj geldi. Kusura bakmasınlar, 2,5 saat oldu. Daha fazla uzatmak da gerekmiyor zannedersem. Ama önümüzdeki günlerde tekrar bu tür platformları da kurarak, yani bütün medya buradan ibaret değil elbette, bu tür platformları da kurarak yine arkadaşları dinlemek isteriz, tartışmak isteriz. Onun için burada söz isteyip söz alamayan veya mesajını göremediğimiz arkadaşlar kusura bakmasınlar, bu bilinçli değildi. Bu yazılan, şimdi bakıyorum, 393 mesaj da yazılmış. Ve bunları da inceleyip not edip önümüzdeki yayınlarda tekrar gündeme getirmeye çalışacağız. Kimse bir şey söylemiyorsa o zaman son olarak Meltem bir şey ekleyecek misin? Yo, ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mamsa Feynman. Tamam, pardon, evet. Bana konuşmak isteyen çok kişi vardı ama herkesi alamadık, yani kusura bakmasınlar. Onu demek istedim sadece. İyi akşamlar. Evet. Mamsa Feyim başta konuştu. Ondan sonra hep dinledi. Eğer ekleyeceği bir şey varsa son olarak. En başta dezavantajlıydım. En sonunda da konuşsam çok uzun konuşmam lazım. Tüm arkadaşlar bir şeyler söyledi. Bu anda 2 dakika geçmiş zaten. İyi ve verimli bir çalışmaydı. Emeğinize sağlık. Yani sonuçta biz de bu tür tartışma ortamlarından feyiz alıyoruz, besleniyoruz. Devam etmesinde de yarar var. Sağ olun, emeğinize sağlık diye. Evet. Şimdi bir mesaj geldi, bir arkadaş göndermiş. Serhat abi de buradaymış, biz göremedik, kalabalık çünkü. O da söz almak istemiş ama teknik bir problem olabilir, biz göremedik. Serhat abiye de saygılar sunuyoruz. Önümüzdeki yayınlarda ilkin kendisine söz vereceğiz. Herkese iyi geceler, şerbaşım.